anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Sensiz yıllarda unutmadım seni. Sensiz yıllarda. Mutlu akşamlar sayın seyirciler. Programımıza hoş geldiniz. Bu gece gerçekten çok özel bir konuğumuz var. Geçtiğimiz günlerde 90. yaşına basan ünlü söz yazarı Fikret Şeneş. Hoş geldiniz efendim. Mutlu yıllar. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben her zaman, ben bir tek ben değil tabii ki, burada yaşayan herkes gibi sizin şarkılarına hayranız. Devamlı o şarkıları dinliyoruz ki çoğunluğunu zaten Ajda Pekkan'la hep hayatımıza girdi o şarkılar. Devamlı ay Ajda'nın eski şarkıları deyip mesela o yapmazsa bizler kendimiz yapıyoruz. O kasetleri birbirine aktarıyoruz. Arka arkaya dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz. Sonra geçenlerde Özcan Deniz'in Ya Sonra filmi olup da filmin müziğinde de sizin şarkıyı duyunca vay dedim yani. Ya sonra yıllar sonra o şarkı bir de film oldu dedim. Direkt Şebnem'i aradım, sizin gelini. Şebnem dedim, ne olursun Fikret Hanım'ı ben çok konuk etmek istiyorum dedim. Eksik olmasın, o da sizinle temasa geçti, sizinle konuştu. Zaten 90. yaşınızda olmuş. Çok şükür ne güzel buradasınız. Çok sağ olun. Ben de çok memnun oldum çünkü umumiyetle yorucu bulduğum için televizyon şeylerini kabul etmiyorum. Fakat öyle bir serhoşluk devreme geldi ki tam yaş günümün helecanı, üzüntüsü mü, sevinci mi, neyse. Sevinci canım, ne güzel. Çok güzel de şimdi insan yıllar geçince tabii kendisinde de bir takım değişiklikler oluyor. Onun için bir arkadaşımın, şair bir arkadaşımızın sözü vardır. Çok severim onunla. Açmak istiyorum konuşmamızı. Efendim diyor ki, aynalar yalan söylesin istiyorsun. İnsanlar söyleyince kızıyorsun. Şimdi hakikaten ben de öyle. Şimdi bana birisi doğru olarak sıra ay nazılım acaba? Ay işte ay bilmiyorum ki yani, iyisiniz çok şükür falan deyince bana zarar yok. Yalan söylesin. Ben razıyım kızmamaya. Onun için çok şükür biz de işte bugün idrak ettik ama biraz yaşlar insanı yoruyor tabii, sıkıyor tabii. Neyse, çok şükür. Neyse. Aynalarda doğru söylese umurumuzda değil artık. Sıhhatimiz yerinde, çok şükür. Çok şükür. Gerçekten çok iyi gözüküyorsunuz. Dün bir de biz Fikret Hanım'la çok hoş bir çay içtik, pastalar yedik, konuştuk. Efendim. O hikayeleri ben dinledim ki şimdi izleyicilerimize de aktaracağız. Benim çok en çok ilgimi çeken sizin müziğe sonradan başlamanız. Evet. Kaç yaşındaydınız? 40 yaşında başladım. Düşünsene 40 yaşına kadar hiç alakanız yok muydu? Olur mu? İmkanı var mı? Çocuklu... Ama söz yazmıyordunuz o şekilde yok, yani. Yok, söz yazarlığım. Benim profesyonel olarak bu işe girmem öyle oldu. 40 yaşında ne oldu da yazdınız? 40 yaşında aşık olup da acısını çektikten sonra yazdım. Aşk acısıyla hangi şarkı çıktı? Vallahi hepsinden bir parça acı var da şeyki gibi, ahbabımız gibi hep acı var, acı var. Hepsinde biraz var da mutluluk da çok var. Sensiz yıllarda bir acı merkezinden gelmiş bir şarkıdır. Sizin bir de işin en ilginç olanı, bütün şarkılarınız aynı adama gidiyor. Evet. 40 yıl boyunca. Evet. Nasıl bir aşktı bu? Biraz anlatır mısınız bize Fikret bu Hanım? Bu nasıl bir aşk biliyor musunuz? İnsanlar zaten... Bir kere seviyorum diye bir şey yoktur hayatta. Evvela sever gençliğinde 18-20 yaşında falan. O flingdir, o bir çarpıcı bir şeydir. Ay kaşını beğendim, boyunu beğendim. Ay aşık oldum zannedersin.
Ondan sonra o şahıstaki tabii eksiklikleri görecek yaşta değilsindir. Derken ikinci aşkın onda eksik olan şeyleri bir başkasında görünce ah şimdi sevdim ben meğer böyleymiş dedin. İkincisini de seversin. Ama eğer 35'ten 40'tan sonraki bir aşksa o artık olmuş meyve gibi insana tekrar bir şey istetmez ve de için artık böyle aşkta doldukça patlamamak için yazıyorsun. Bir anda o 40 yaşın olgunluğu ve o aşkın, evet, muhteşem bir aşkın gelişi şarkı sözlerine döküldü yani. Evet, evet, oraya döküldü. Döküldü, sonra saçıldı. Ondan sonra da ucu bucağı çıkmadı. Çünkü artık o yaşta herkes kendi hayatını çizmiş. Kendi bir yaşantısı var. Sen orta yerden bir başkasının hayatına başlayamayacağın için o da öyle ortada dolaşır durur zavallı işte. O fırtınalı bir aşktı herhalde değil mi? Bu evet. Yani, çünkü o şarkıların sözlerine bakınca ben de dersime çalışırken yani hepsini hemen hemen ezbere biliyorum şarkılarınızın. Bayağı o gergin yani sana neler edeceğim de var, haykıracak nefesim kalmasa. Şimdi o şöyle oluyor efendim. Böyle bir şey olunca seviyorsunuz, yazıyorsunuz. Nefret ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Kızıyorsunuz, yazıyorsunuz. Çok büyük bir fedakarlık görüyorsunuz, mayışıyorsunuz, gene yazıyorsunuz. Yani bir sürü hislerle dolu onlar, dandel gibi. Doğru. Yani girdisi çıktısı var. Her evresinde başka bir duyguyla tabii, yazıyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Ve bunu da normal biliyorlar. Ben halbuki beklemeyi şey görüyorum. Yani beklemek ağır geliyor bana. Halbuki bir arkadaşımız çok genç yaşlı bir kızdı. Fikret Hanım öyle söylemeyin dedi. Dünyada bu bekleyişin tadını bilmeyen, hatta kavuşmanın zevkini bilmeyen o kadar çok insan var ki dedi. Ne mutlu size ki bekledikten sonra bir kavuşma oluyor ve siz memnunsunuz, mutlusunuz. Düşündüm, o da doğru. Çok doğru, çok güzel bir şey yapmışlar. Bu hissi yaşamış olmak, böyle gelgitli yaşamış olmak, beklemek gerçekten sonunda... Hani bekliyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun ama sonunda da bir meyvesini alıyorsun o beklemenin. Alıyorsunuz daha doğrusu. İşte her zaman değil tabii. İyi de yani olsun. Şimdi efendim, eğer aşkın şeyine girersek, tarifine girersek, bir sürü şeyler yazıldı, çizildi işte. Aşk hiçbir zaman pişman olmamaktır. İşte aşk şudur, aşk budur. Bir sürü dünya literatüründe herkes bir başka şey beyan etti kendine göre. Bunların içinde bir tanesi var ki ben çok benimsedim. Onu da ezberleyerek geldim unutmayayım diye. Neymiş? Aşkın tarifi mi bu? Aşkın tarifi. Fikret Şeneş'ten aşkın tarifi. Efendim eğer... şeyler dur defolar ötekine meziyetler kusurlar meziyet olarak görüldüğü sürece aşk vardır başlamıştır. Ne vakit ki o meziyetler kusur görünmeye başlar işte o zaman da bitmiştir. Bitmiştir. Şöyle ki ilk evlendin ya ilk seviştin. Bir yemek yapıyorsun ya bir şey getiriyorsun, bir şey giyiyorsun. Ah hayatım ne güzel olmuşsun, ay ne yakışmış ayol. Abi, yemek de eline sağlık, ne kadar güzel olmuş. Aradan zaman geçince, ne bu ya Allah aşkına, bu da yenecek şeymişsin. Yine mi bunu yaptın? Öyle, yine mi bunu? İşte o zaman da fini vaziyeti oluyor, evet. O zaman da bittiğini anlıyoruz, evet, aşkın. Bittiğini anlıyoruz. Yani derler ya aşkın gözü kördür diye. Gerçekten o ilk başta o kusurları görmüş. Aşkın gözü nasıl kör? Aşkın gözü kadar açık. Göz dünyada var mıdır Allah muhafaza? Dört tarafını görürsün böyle. Ya değil mi? Tabii tabii. Her şeyi görürüz. Evet. Peki sensiz yıllarda bir bekleyişten sonra mı çıktı o... Efendim bir darbeden sonra. Ya. Evet. İşte biz böyle böyle güzel aşkımıza başlayınca derken bazı dimanlar başlıyor, istekler. Bir çocuğumuz olsun artık. Benim iki tane var, yaramaz, haylaz oğlum. Onları büyütmek şeyinde kalmışım, ayrılmışım. Yapamıyor insan yani.
çok aşıksınız. Sizden çocuk istiyor ama iki tane oğlum var. Ben bunu yapmayacağımı dediniz. Yapamam. Onları büyütüyorum. Daha nereden tekrar iki tane de daha nasıl büyütürsün? Sonra o ne yaptı? Ondan sonra o dedi, ben çocuk istiyorum dedi. Ben de git kimden istersen yap dedi. Ondan sonra o da bana nispet evlenmeden evvel galiba ben evlendim. Siz önce evlenmişsiniz. Çok kızdım demek ki. Ben kızınca evleniyorum zaten. Ne güzel buluyorsun. Ondan sonra evet. İşte şey ettik yani. Evlendim. Siz evlendiniz. Yani bir dakika şimdi beyefendi sizden çocuk istedi. Siz dediniz ki yapamam, kimden istiyorsan git ondan yap dediniz. Dedim. Kızdınız ve siz gittiniz başkasıyla evlendiniz. Evet. Ondan sonra? Ama evlendiğim çocuk daha eskiden, çok eskilerden bana hayranmış falanmış da. Zavallıya söylüyor ama ben işte şeyi seviyorum bak. Ben de sevdiririm kendimi diyor falan, çok güzel pazarlıkla evlendik. Kendimi sevdireceğim diye evlendi evet. Yani. Evet. Becerebildi mi? Zavallı. Düşkünlüğünden sıkıldım onun da. Bazı insan aşkın alakanın eksikliğinden sıkılır. Ben şuraya oturuyorum burada. Buraya oturuyorum orada. Orada oturuyorum burada. Burada. Allah ya Allah. Yok mu kardeşim, annene gitsene bak, bir bara gitsene, bir şeylere gitsene, eğlensene falan diye. Çok hakikaten çok yapışkanlıkta insana fenalık veriyor. Yani erkekler bu işi daha iyi biliyorlar. Biz hemen böyle yayılıveririz. Onlar daha iyi. Ama o kadar yapışmak da iyi değil herhalde, değil mi yani? İşte onu çekemez, işte kadın çekemiyor. Doğru. Erkek de onun için gayet iyi biliyor onu innete innete damla damla vermeyi. Aynen öyle, çok doğru söylüyorsun. Peki sonra siz evlendiniz, sonra o kişi ne yaptı, o bu şarkıların yazıldığı kişi? O da bana kızdı, evlendi. Onun istekleri çat 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 çat, her sene bir çocuk, 4 senede 4 çocuk yaptı. Evet. Siz bu arada şarkı yazdınız. Ben bu arada ıstıraplarımı dile getirerek... Ondan sonra yazılar mı yazmaya başladım. Ve çok tuhaf bir şey, çünkü ben çocukluktan beri müziğe meraklıyım. Öyle başkaları gibi şiir yazdım, şunu yaptım, bunu yaptım. Böyle bir şey yok hayatımda. Kalemim kuvvetliymiş, çünkü koleje bir şey yazınca toplarlar, gelin bak gene Fikret Şeneş ne yazmış, ne yapmış, okuyalım diye. Bütün yani başka sınıfları da çağırır okurlardı. Kalemim kuvvetliymiş. Fakat böyle şeylere göre değildi. Bunlar olunca birdenbire başka sayfalar açılıyor insanın hayatında. Bir anda mesela siz bu aşk acısını çekiyorsunuz ve sensiz yıllarda dediniz ya. Nasıl çıktı o sen? Oturuyorsunuz bir anda, pıt diye çıktı mı? Hayır, pıt diye çıkmadı. Pıt diye bir müzik sesi geldi. Ben de şeylere deyim, bir İparların bir yengesi var, Alman evladım, ondayım. Müziği duydum, ben yerimden fırladım, ay dedim. O zaman da radyodan başka bir şey yok yani, bir tek radyomuz var işte. Müzik çıldırttı beni. Hemen kalktım, doğru TRT'ye gününü, saatini de şey ettim, haber aldı, not ettim. Kalktım gittim. Dedim ki şu saatte şu çaldı çocuklar. Ben bunun planı yahut müziğini istiyorum bana. O kadar anlayış gösterdiler. Kimseyi de tanımıyorum TRT'den falan. Kalktılar, parçayı buldular. Bana hazırladılar. Bana parça geldi ve de Sensiz Yıllar öyle çıktı. O şekilde çıktı. Öyle çıktı. Peki bize onu bir şiir gibi okur musunuz? Arkadaşımızla piyanoda eşlik etse Sensiz Yıllar'dan sözlerini hatırlıyorsunuz değil mi? Hepsini hatırlıyorsunuz gerçi. Hepsini, 60 senelik bütün şarkıları hatırlıyorum. Şaka gibi gerçekten hepsini yani. Ondan sonra yanımda dünkü söylenmiş bir lafı unutuyorum o. İşte yaştan dolayı oluyormuş böyle hiç, şey. Ben hiç zannetmiyorum sizin bir şeyi unuttuğunuzu. Efendim onun en hayranı da evladım şeydir. Rauf Tamer'dir. Öyle nitekim mi? Onun... Nikah gününde de ben yazdım işte, yağmurlu bir gündü tıpkı bugün gibi diye, öyle tebrik ettim.
Yağmurlu bir günde tıpkı bugün gibi. Kaybetmiştin. Yağmurlu bir... Kaybetmiştim seni. Şimdi de bak kendime nazar değdir. Neyse gelir tekrardan. Birazcık sana acaba piyanoda mırıldansam mı? Mırıldansam yalnız. Çalsam mı? Acıcık müzikasını çal da ben şey dedim hatırlayalım. Yıllarda yaşadım sanma. Sensiz yıllarda unutmadım seni. Sensiz yıllarda bir gün arar da sorarsın diye avunmadım. Tıpkı bugün gibi kaybetmiştim seni. Taştı gözyaşım, karıştı yağmura. Bensizdin yıllarca, sen neyi aradın? Sevgiyi buldun mu? Yabancı kollarda mutlu oldun mu? Sensiz yıllarda yaşadım sanma. Sensiz yıllarda unutmadım. Sensiz yıllarda yaşadım sanma, sorarsın diye avunmadım. Orayı unuttun, belki arar da sorarsın diye avunmadım. Aradı mı? Evet. Nasıl, 48 yılı nasıl doldurduk? Hayır, ama ben biliyorum da izleyicilerimiz bilmiyor diye bilmeyenler vardır. Bu kadar diye. Bir söylendi. Şimdi siz söylendi. Evleniyorsunuz. Beyefendi evleniyor. Evet. Bu şarkı çıkıyor. Ve biliyor musun bu şarkının kendisine yazıldığını? Bütün şarkıların kendisine yazıldığını biliyor. Böyle geziyor böyle. Şimdikilerin öyle şeylerde çok burnu kalkıyor. Şimdi o zamankiler ben sana nasıl? Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir yere değindin. Eskiden çocuklar olgun kişilerle yani babalar annelerle beraber genç çocuklar beraber eğlenebilirdi. Beraber yiyip içebilirdi. Beraber müzik dinlerlerdi. Aynı zevklere sahip gibiydiler. Şimdi birisi Şam'da öbürüsü Bağdat'ta. Başka bakıyorsunuz şarkı diye bir şey yok ortada. Aa çok tutmuş Allah. O zamanki zevk, o zamanki anlayış. Bu hiç böyle hadiseler duymazdık. Felaketler okumazdık. Yalan mı? Doğru. Yok. Doğru. Bilmezdik. Hastalık bile bilmezdik ya. Çok doğru. Yani zamanla bu medeniyetin yaptığı bir insanların dejenere oluşunu gösteren bir şey tabii. O zaman işte zaten ondan dolayı sizin şarkılarınız ölümsüz bir şekilde her nesile geçiyor, her nesile geçiyor ve onları devamlı söylüyoruz. Şimdi çünkü böyle şeyler, hep onu konuşuyoruz. Böyle şeyler tamam çok güzel şarkılar üretiliyor mu? Üretiliyor. Ama bu duyguları yakalamak, o eski duyguları yakalamak zor. Hiç zor değil. Bu sefer ben büsbütün şaşırdım. Bu yaz çünkü işte bir arkadaşım çok sevdiklerim şeydeler, Çeşme'deler. Gittim çocuklar şaşırdı. Ay birbirlerine dürtüp sarılıyorlar, geliyorlar Fikret Hanım orada. Ay ben dedim nereden nereye televizyona çıkmam. İşte tezahürat yapmam, görünmem ortalarda. Nereden görsen dedim ki hakikaten ben çok seviliyormuşum da bilmiyorum farkında değilim. Ve tanıyorlar ve seviyorlar ve yalvarıyorlar.
Hiç olmazsa Fikret Hanım sen de bir tane bizim için yazın diye. Ay ne güzel. Nesine içsene Allah bilmem ne yapsın, şapsın diye bir sürü bedduayı mı şarkıya dökeceğim. Hadi Allah aşkınıza yok. O duygular yok değil mi artık? O duygular var çocuklar, hasretini çekiyorlar ama ifade eden yok ya. Ha ifadede yanlışlık var. Ha tabii, böyle vurdulu kırdılı falan ifadeler var. Yoksa hissediyor genç. Erkek çocuklar da hissediyor, o kızlar da hissediyor. Böyle gözüm içine sevgiyle bakıyorlar ve bir hakikaten güzel bir şey duysun istiyorlar. Bir tane daha vardır ya bizim geçen gün onu söylüyordum. Son yolcu vardır. Geliyor konser, Fikret Hanım söylesenize ne olur son yolcuyu da söyler mi? Aa, hepsinden haberleri var. Hepsi bir evet, evet, evet. Ve de ezberliyorlar ve de ne bileyim konuşuyorlar anlayışlar. Yani bir şarkı söylenir, çalınır, tutuldu, biter. Yenisi gelir. İşte hayır güzel canım, zaten. Hayır. Bitmiyor, bitmemesi evet, güzel. Evet. En güzeli o yani. Siz hepsini biliyordu ona yazıldığını o şarkının. Peki senin Sensiz Yıllarda'yı dinlediğinde mi sizi aradı? Ay oralarını pek hatırlayamıyorum. O her dakika arardı zaten. Çünkü ben de sıkılırım yalnız da. Artık gelsin özledim dedim mi ötüşkün can damlar. Öyle evet. Hisse yani. Evet. Aramazsınız filan. Böyle içinizden geçirdiğiniz zaman geliyor muydu? Evet. Ay Allah herkese böyle aşk versin ya. Hani çok o kadar dünden beri gel siz anlattığınızdan beri böyle aklıma geliyor. Abi. Hay diyorum ne güzel maşallah. Evet. Çok şanslısınız. Bu bak şey neden olmuş. Karşındaki insanın da bu hisleri hissetmesi için bir kumaşı olması lazım tabii. Bedeninde. Eğer o insan, mesela bu insan hem müziğe deli olurdu, hem güzel bir söze. Ben hala güzel bir söz duyduğum zaman irkilirim, hemen not etmek isterim, unutmayayım diye. Doğru. Nitekim kapıdan girmeden bir tanesi vardır o bir lafım dolaşıp duruyormuş hala Twitter midir nedir orada burada. Twitter'da hangisi? Efendim benim işte bu hadiseler olduktan sonra 18 sene sonra da ayrılıyoruz. Bir Amerikan deyimi vardır why me diye bizde de çıktı. Neden ben? Herhangi bir büyük felakette yahut üzüntüde neden ben diyorsunuz? Neden deyince ben de aynı şeye kapıldım. 18 sene sonra o kadar mutlu bir evliliğimiz var ki yani bir de sürünmüşüz beraber sıkıntı çekmişiz. Babam evlendim ondan diye kesmiş her bir şey bilmem ne. İlk hocanızı söylüyorsunuz Ahmet'le Celal'in babası Bedi Bey. Evet Bedi'den tabii. Celal 10 sene sonra komşular baktım oğlanı çok beğeniyor babalarına geliyorlar. Onlar doğuracağına bir tane daha ben doğurayım. Ondan sonra. Neyse şimdi ne anlatıyordun bak unutturdun. 18 yıl geçti siz zorluklar çektiniz filan sonra nereye gelecektiniz? Niye beni açıklıyordunuz? Eminim çocuklar burada. Bütün dinleyicilere kulaklarını 4 değil 8 açıp çünkü hala dolaşıyormuş benim bu sözüm. Ankara'ya gittim. Orada Nilüfer Yalçıncı'nın vardı benim gazeteci arkadaşım. Ve o sıkıntıdayım. Yani nerede yanlış yaptım? O da bunlardan biridir bu şeye girer, bu açaya. Nerede yanlış, nasıl bu şey bu adamı böyle dışarılarda oynaşmaya itti diye merakla tahlil etmek istiyorum. Ve dedi ki Nilüfer gel üzülme sen. Tabii Ankara biliyorsunuz tiyatronun, sanatın, her şeyin çok güzel uyandığı bir yer yahut kıymetini bildiği bir yer. Onun için dedi ki bir tiyatro var Fikret'ciğim dedi. Çok güzel bir eser seni alayım oraya götüreyim bak çok memnun kalacaksın dedi. Peki dedim ama yarım yazacağım dedi. Tiyatro eseri bana ne yapacak ben o kadar başka şeylerin tahlilindeyim ki. Peki dedim gittik. Kardeşim gittik ki bir fevkalade bir hanım kocasını almış şeyken stajyerken ya talebeyken
bir doktoru yahut herhangi birini büyük fedakarlıkla çalışıyor, çabalıyor, o çocuğu yetiştiriyor, kocasını. Koskoca bir meşhur doktor oluyor adam. Derken bir gün geliyor, adam hoplamaya başlıyor, ayrılalım diyor, kadını boşamaya kalkıyor. Şimdi kadın çıldıracak gibi oluyor, arkadaşına dert yanıyor ya. Nasıl olur diyor, bunu ben yarattım, bu kadar fedakarlık ettim, tam en güzel devrimize geldik. Bu böyle... Başkalarıyla. Evet, ve de ayrılalım diyor. Ne yapacağım ben, nereden, ne oldum, niye bittim derken. Kardeşi, işte o lafı unutmayın sakın. Bak diyor, o kadar çok fedakarlık yaptın ki adam gırtlağına kadar sana borçlandı diyor. Onun için seni gördükçe borçlusunu hatırlıyor. Hangi insan borçlusunu sever diyor. Süper. Dünyada bundan daha güzel bir anlatış. Ve hakikaten hepinizde dostlukta olsun. Dostluk da ben her zaman söylerim. Tıpkı ilaç gibidir. Layık olana, layık olduğu kadar vereceksin. Olmayana biraz kaçırdın mı şımarıklıktan artık seni mahveder. Onun için hep ölçüyle verin. Yani o insanı boğmayın fedakarlığınızla. Ben onu yaptım ve sonradan düşünüyorum kabahatli değil adamcağız yani. Öf be, ezildi, bitti, mahvoldu. Her şeyin altından ben çıkıyorum. Doğru. Kim borçlusunun yanında durmak ister ki? Kim borçlusunu sever, hiç unutmuyorum. Ay oldu dedim, ben öğrendim cevabımı, gidiyorum dedim. Yerimden kalktım kardeşim. O günden sonra da bana sorana, fikrimi eksik olmasın danışanlara, yakınlarıma, herkese. Ben geç kaldım, kaybettim, başka. Ama kaybettim, bir aşk kazandım. O aşkı da başka türlü yaşayamazdım herhalde. Onun için sakın 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 olmaya ki karşınızdaki insana sonuna kadar borçlanacak kadar fedakarlık etmeyin. Yani senin için saçımı süpürge ettim falan yapmayacağız onları yani. Hiç. Hayatım bak şimdi. Kadın vardır 5 lirayla geçinir. Kadın vardır 50 bin lirayla geçinemez. Doğru. Değil mi? Doğru. Ama karşındaki erkek bunun hangisine tahammül eder? Bu hangi ilaç ona göredir? Onu düşünmen, bulman lazım senin. Yani bu acaba bu kadar sevgiyi kaldıracak mı? Bu fedakarlığa layık mı? Bu fedakarlığı kabul edebilecek mi? Bütün onları bilmen lazım. Doğru. Onun için Allah insana şey gibi, köylü şarkısı gibi düşmüşündür inşallah, kıymet bilene var ya. Doğru. İnşallah kıymet bilene düşersin. İnşallah, inşallah. Kısa bir reklam arası verelim. Verelim. Sonra devam edelim. Evet. Fikret Şeneşli bu özel gecemize devam ediyoruz. Fikret Hanım, 300 tane filan en çok hiti olan söz yazarı sizsiniz. Ben bakıyorum şarkılara. Ayten Altman'ın seslendirdiği, hepimizin çok iyi bildiği Memleketim Mi İstersiniz? Kimler Geldi, Kimler Geçti? Haykıracak Nefesim. Ben, Haykıracak Nefesim. Hepsini okusam programın zamanı biter. Tabii. Ama yani şimdi izleyeceğimize bazılarını hatırlatacağız zaten. Aa bu da mı filan evet, diyecekler evet. Ki hepsi de çoğunlukla biliyorlardır. Anlamazdığını söyledim mi az önce? Anlamazdığını. Evet. Evet. Hele o rahmetli 18... Tanju Okan'ın seslendirdiği iki yabancı. Tabii. Tanju'yla başka şarkılarımız da oldu ama katiyen hatırlayamıyorum. Aşkı Memnu'yla tekrardan böyle meşhur olan Bir Günah Gibi. Ya hepsi sizin. Ne güzel, ne mutlu size. Bir hatırlayalım bakalım bazı şarkılarını Fikret Hanım'ın. Affet beni sakın arama, değmez giden yazık olur sana. Hep yolunu buldun mu? Nerededir diye eşe dosta sordun mu? Yalan dedin, belki de hiç inanmadın. Geri döner bilirsin, böylesine seven kadın. Bir gün dönse bana, yıkılmış pişmansa, diz çöker ağlarım, şükür dualarıma.
yapma üstüne. Vallah canımdan bezdum. Kime seni kaçtı önce? Asılsın mutlu başkalarından. Duruyor hala masamda resmin yanında. Senden kalan açılmamış bir mektup var. Anlamazdın anlamazdın, kadere de inanmazdın. Seni bana katsam biraz karıştır. İkimizden bir çift yaratırsam. Sensiz yıllarda yaşadım sanma. Sensiz yıllarda unutmadım seni. Valizim dolu yine aşklarla anılarla. Yola çıktım. Bir başkadır benim memleketim. Fikret Hanım, bunların bazılarının hepsini dinlemek istiyorum da 300 taneyi de dinleyemeyeceğim için. Evet. Bazılarının hikayesini merak ediyorum. Mesela bu Memleketim şarkısı nasıl çıktı? Hamsi Balığı nasıl çıktı? Ya. Bana Yalan Söylediler nasıl çıktı? Başka ne vardı? Dile Kolay. Dile Kolay'ınkini anlatayım. Tamam, peki. Çünkü Dile Kolay. İran'dan falan az daha oralarda esir kalıyordum ben. Tabii. Efendim, İran'a gittik işte. Hatta bizden beraber Emel Sayın da var. Ondan sonra işte bir gece yaptılar. Ama Şah yoktu. Yani yeni o tatsızlık devri. Kız kardeşi bir yemek verdi gece. Ve bizleri davet etti. İşte Ajda'yı beni Emel Sayın'lı bir gün evvel olmuş Alaturka. Bizimki Batı kulübü. Bir çocukcağız geldi orada. Bir çağır. Parça çalıyor. Tıpkı şeydeki gibi oldum. Sensiz yıllardaki gibi. Oğlanın başına ekşidim. Dedim, Türkçe de bilmiyor zavallı. Yarım yamalak biliyor. Dedim, bu ben dedi bestekarım. Bu benim bestem. Neyim var? Kasetim var mı? Müziğin var mı? Var dedi kasetim dedi. Ay bana bul getir ne olursun dedim şu kaseti dedim. Ondan sonra yemek yendi bilmem ne. Unutuldu gitti. Ertesi günde biz dönüyoruz, devam ediyoruz işte Almanya'ya gidiyorduk galiba. İşte geldik, ertesi gün gideceğiz. Çocuk yok ortada, kaset de yok ortada. Ben aklıma koydum. Kalktım kızım, cesarete bak o kritik devirde. Bana dedim çarşıyı söyleyin, nerede plak satılıyor. Ve uçağa saat var yani, uçağa binip gideceğiz Almanya'ya. Bana tarif ettiler bir acayip bir şeyler. Hemen atladım. Nasıl gittim? Gittim bir çarşı onların bizim gibi böyle şey çarşısı. Ve parçayı söylüyor, soruyorum artık. Söylüyorum lay 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 bunu istiyorum. O dediler işte filanca zaten orkçunun adını aldım. Buldum bir tane kalmış. Onu da aldım. Geliyorum ki dışarılara uğramışlar otelden. Ayol gidiyor, uçağa kaçırıyoruz, kalıyorsun kadın burada diyorlar bana. Piç ben onu yakaladığım gibi aldım ve onu aldım getirdim İstanbul'a. İşte evvela Almanya bilmem ne, yani bu şekilde elde ettim. Getirdim, geldim, bayıldım parçaya, bayılıyorum tam da bize göre. O sırada da şey modası var. Şimdi hani manken kızlarımız var, o zaman da... hostes modası var.
Hepsi birden kızların, hosteslerin, herkesin ağzında aman ya Rabbi unut demek dile kolay. Parça ateş bir tuttu. Ateş düştü yeri yakar. Yeri yakar evet. Anlamaz ki bu zalim. Yer gezer gezer uzaktan. Ve sen işte böyle bir aşka. Seni ben işte böyle severim böyle sevince. Yaşarım güzelliğince. Güzel. Solarım sol, seninle bende. İşte onu değiştirdim. Solamam seninle bende yaptım sonra. Kızdım evet. Kız. Ne ondan, güzel bir de oynuyorsunuz değil mi? Tabii böyle. Tabii. Ondan sonra parça çok fazla tutuldu. Şimdi o sırada da Ajda Paris'te. İşte yeni o yeni akım da buna bir şey yaptırmak istiyorlar kasette olmak. İşte gittim. Ha, yazdım telefonla şeyle, postayla yolladım. Bir cevap. Ablacığım bu ne biçim sözler? Bu ne biçim müzik? Bu ne kadar güzel bir şey? Gene döktürmüşün kıyameti. Bir metiye bu kadar böyle bana cevap verdi. O sırada da hostesler hepsi herkes unut demek. Yani bu şeyden, İran'dan. İran'dan geldi, evet. Unut demek dile kolay. Kalmadan, rehin kalmadan yetiştim. Azmi Zaferi. Evet. Ne güzel. Şimdi alo der misiniz? Evet. Alo deyin. Alo. Bakalım kim var? Alo dedi Fikret Hanım, duymuyor musunuz? Alo. Evet. Anne. Cilla. Anne benim ben, Ahmet. Ama taklit ediyorsunuz birbirinizi. Yok hayır ben hakikaten Ahmet'im. Adama şey etmek yok. Ben yaşlı olanıyım anne. Ay estağfurullah. Sen yaşlı olanı değilsen kafası işleyenisin. Oo. Yani bu demek değil ki Celal'in işlemiyor. Onun fazla işliyor da. İşte sen ortayı bulduğun için. Aynen. Canım benim. Efendim. Anneciğim, valla sen üniksin. Ben neyim? Büyüksün. Ünik, bir tanesin yani. Ha, yok ünik. Senin benzeri evet. Yok ki. Valla seninle iftar ediyoruz. Canım sağ ol. Ben hep sizlerle... Celal'le burada birlikte izliyoruz programı. Aha. Ne güzel, ne hissediyorsunuz beraber? Neler konuşuyorsunuz biz konuştukça aranızda? Valla... Annemi konuşuyoruz. Neyi konuşacağız şu andaki gecenin? Sara annem, onu konuşuyoruz. Ben biraz da Celal'i vereyim. Bir başkadır benim annem. Gerçekten evet. Bir başka. Teşekkür ederim. Canım benim oğullarım da bir başkadır. Zaten annem bile bir tane doğurmuş, bir daha illallah başka doğurmuş. Çok fazla böyle şeyli gelmişim herhalde. Ben de bir tane doğurdum aşk çocuğu Ahmet Çapa'yı. Arkasından 10 sene şey verdim. Anne. 10 sene şey verdik antrenman. Verdi. Ara verdiniz. Evet. Çünkü baktım ki adam yakışıklı ya. Sağdaki soldaki komşular hadi git. Bedi amcana gitsene. Bedi amcanı çağırsana. Mahallenin kanından bir tane yine fabrikanın karşısında var. Meraklı çocuğu gönderiyor işte. Bu dedim çocuk istiyor. Anne. Ne var canım? Evet buyurunuz. Alo Celal sen misin? Evet benim. Nasılsın? Ya bir girmeye çalışıyor. Ben 10 yılki sonun çocuğum. Ama yani. Ama o kadar güzel anlatıyor ki ben de kesemedim anneni. Sen arada anne dedin zaten. Anneciğim. Efendim canım. Ben 10 yılki sonra çocuğum. Sen ne olman? Ben 10 yıl sonraki çocuğum. Evet diyor. Sen belli be. Annem. Tarife ne hacet demiş ne çiçektir bilirim o sensin işte. Peki o zaman şöyle yapalım. Efendim. Senle iftar ediyorum anneciğim. Ben de canım. İnşallah her zaman senin gibi bir annem olduğu için iftar ederek
kelimeleri birleştiremiyorum bile. Çünkü çok ben de çok heyecanlıyım. Seni böyle bir de televizyondan görüyorum. İlk defa böyle bir televizyona bakıp seni görüyorum. Çok garip oldum. Harikasın. Ne güzel gözüküyor harikasın. Ama değil mi? Harika. Bu... Çok çok güzel. Çok çok güzel. Bir de inanılmaz formda. Sabah bir de beni arıyor sabah vakti. Ben çok heyecanlıyım. Şudur budur falan diyor. Ben ondan çok heyecanlandım. O vesileyle annemle iftar ediyorum. Teşekkürler ediyorum. Ama hayır, anneciğim tek üzüldüğüm şey şu. Yani beni niye ikinci çocuk yaptın onu? Ben orada bir karıştırma var. İşte ben arada sıkıştım herhalde. Nedir? Şey hani babamla nedir işte o şey arasında, sevginin arasında sıkıştım. Onun için sana şöyle söyleyeyim. Seninle inanılmaz iftar ediyorum. İnanılmaz formdasın. Eve gel bak sana neler yapacağım. Allah. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok çok mersi. Ay ne güzel böyle oğlanlar beraber sizi seyrediyorlar. Evet. Dün size sohbet ederken dediniz ya Erol Evgin'in bir şarkısını söylediniz. Hep böyle Erol Evgin'i, kal. Hep böyle kal. Çok severim dediniz. Çok severim. Biz de hemen Erol Evgin'e kamera gönderdik. Erol Evgin neler söylemiş bakalım seyredelim. Çok sevindim. Fikret Hanımcığım, yeni yaşınızı candan yürekten kutluyorum. Size sağlıklı, mutlu, huzurlu nice yıllar diliyorum. Fikret Şeneş ismi, Türk pop müziğinin en önemli yaratıcılarından birine ait bir isim. Gerçekten şarkılarınızla Türk pop müziğine çok büyük emek verdiniz ve hepimizin hayatında çok önemli bir yeriniz oldu. Anılarımıza, aşklarımıza sindi şarkılarınız. Bunların bir yaşanmışlığın sonunda yazıldığı hep söylenir. Belki de yarım kalmış bir yaşanmışlık diyebiliriz buna. Bir aşkın ardından yazıldığı hep söylenir. Sizi bir İstanbul hanımefendisi olarak, bir çok değerli bir ozan şarkı sözü yazarı olarak ve Türk pop müziğinin gerçek yaratıcılarından biri olarak sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Hemen aklıma Memleketim şarkısı geliyor. Aten Altman'ın seslendirdiği Kıbrıs çıkarmasında bir milli marş olmuştu o şarkı. O şarkınız gerçekten muhteşemdi. Ben gönlümü eylerim, gerisi Allah kerim. Bir baştadır benim memleketim. Yine birkaç yıl önce Anlamazdın, Ayla Dikmen'in seslendirdiği Anlamazdın'la yeniden gündeme geldiniz. Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Ama en çok da Ajda Pekkan'ın, sevgili Ajda'nın söylediği şarkılarla anıldı isminiz. Haykıracak nefesim kalmasa bile sensiz yıllarda. Başım yukarıda meydan okuyorum hayatımın sana. Ben yıllar önce dans müziği yaptığım çok gençlik yıllarımda sensiz yıllarda söylerdim. Çok da severdim. Yağmurlu bir gündü tıpkı bugün gibi kaybetmiştim seni. Taştı gözyaşım, karıştı yağmura diye başlayan sensiz yıllarda yaşadım sanma, sensiz yıllarda unutmadım seni diye devam eden o muhteşem sözlerle sizi gençliğimizden beri çok büyük bir hayranlıkla izliyoruz. Benim şarkılarımdan Çiğdem Talan'ın sözleriyle hep böyle kalı çok sevdiğinizi biliyorum. Sizin hep böyle kalmanızı diliyorum. Hep böyle sağlıklı ve dinç kalmanız dileğiyle. Şu anda bizi stüdyoda olan sevgili Sabah Tümer ve konuklarına ve bizi izleyen herkese saygılar sunarak, size sonsuz saygılarımı sunarak hep böyle kalıp mırıldanmak istiyorum sizin için. Fikret Hanım, hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal. 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 Hep böyle kal.
layık. Nice. Erol Evgin'e çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten canı gönülden. Fikret Hanım, Erol Bey de söyledi ya az önce. Şimdi herkes bilmiyor nedense. Hani o şeyi, bir tek kişiye bütün bu şarkıların yazıldığını, hepsinin bir yaşanmışlık olduğunu. Ama merak edilen de o yaşanmışlık acaba yarım mı kaldı yoksa tamamlandı mı o? Tamamlansaydı bir aşk hikayesi olamazdı zaten. Nerede ama kaç yıl oldu? 48. Evet, 48 yılda tamamlanmadı mı? Hayır. Daha neydi da tamamlanamazdı. Fakat artık yıllar, çocuklar, bilmem neler derken yani manzarası değil, o kadar güzel bir sevgi ki ve de sanat, dün bahsettiğim gibi basın o kadar şekerdi ki o zamanlar. Evet. Bilmiyorum şimdikileri, tanımıyorum. Şimdi öyle değil. Biraz bahseder misiniz o zamanın basınından? Hakikaten yani... Böyle böyle bir şey olsa aman çocuklar derdim, ne olursunuz resim basmayın. Bak biliyorsunuz benim için mahsuru yok ama bu adam için mahsurlu, hem mevkiinden dolayı hem evli olmasından dolayı falan diye. Ve hakikaten bir tek resmi, bir tek yazı, şimdi ne yazdılar ne söylediler. Bu helal olsun. Size olan yani başka türlü bir şeydir. Bir gazeteci için en büyük lütuf. Tabii. Onun için şimdi bir de bakıyorum kapı aralarından acaba görsek de gülmeden şuna bir kazık atsak hikayesi var. Nerede o eski basın değil mi? Evet. Peki mesela evlenmiş olsaydınız o kişiyle? İmkanı yok. Ay biri zeytinyağı biri sirke değil artık. Zeytinyağından su da değil. Şimdi o kadar tuhaf ki anlaşan yahut örtüşen bir sürü hissin yanı sıra hayatta bir arada kaynamayacağınız bir karakter var karşınızda. Yani ve orada şeye geliyoruz, hani işte menfi bilmem ne, işte ufuklar birbirini çeker bir laf vardır. Artı eksi kutuplar. Ha, evet. Hakikaten öyle bir şey yani. O kadar... Ne beraber olabiliyorsunuz ne ayrılabiliyorsunuz. Ve de karakter değişik yavrum. Bir şey ben kırmızı desem o siyah diyor. Ama bir tutku da var, bitmiyor değil mi? Hayır. Ay ne güzel. Peki hiç mesela dediniz mi ya da öyle bir şey istediniz mi? Boşan da bana gel falan. Yok öyle hayır, bir şey istemiyorsunuz. Hayır. Başka türlü bile aman her türlü vazifeni yapıyor musun? Elin kadınına yazıktır, günahtır. Sevişmeyi de öğrensin diye. Vallahi hayır. İnanmıyorsunuz değil mi? İnanıyorum, bir şey değil. İnanıyorum. Ne inanmıyor? Çünkü onun bir şeysi yok ki ben... Tanıdığım zaman böyle bir evli durumu yoktu, bir insan yoktu bilmem ne. Biz Lale Dayın işte dediğim gibi işte ülkülerle falan hep beraber benim masamdan su devrildi onun kucağına. Ondan sonra koştu kalktı geldi rahmetli işte şey damat. O neydi adamın adı ya? Ülkünün kocasının. Bilmiyorum. Neyse. Atatürk'ün manevi kızı, Ülke Hanım'ın kocasının evet, adını evet, unuttum, kusura bakmayın. Neyse. Yani o hemen kalktı ön masadaki adam. Kendini tanıştırdı, ben de askerim diye falan. Oğlan da bize tanıştırdı. Ondan sonra geldi oturdu masaya. 40 öyle. Yaşında bir su döküldü, 48 yıl sürdü yani. Evet. Vay ne güzel ya. 50'yi yapamadık, çok üzülüyorum ama. Olsun. Ne evet. Güzel. Dün bir de konuşurken dediniz ki Funda Arar'ın bir şarkısını çok seviyorsunuz. Ay evet. Senden öğrendim evet, şarkısını. Evet. Şimdi biz de size bir sürpriz yaptık. Funda telefon attığımızda. Ay çok güzel yavrum. Fundacığım nasılsın? Sen yoksun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilim sözcükleri gibi, köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçti sen hep sanak yağışlarımdan, vazgeçti sen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkma kimseye ödenecek borcum yok, yok saymayı ben senden öğrendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Her satıra o kadar güzel ki böyle nereye
dönüp de hangisini dinleyeceğime şaşırıyorum. Ve ay, beraber dinlediğimiz bir yerde, Bodrum'da, Torba'da dinledim. Yanımda bir karı koca ya sevgili, neyse oturuyordu. Kadın, hiç tanımıyorum. Fikret Hanım dedi, ben de koca bir şeysi, CD'yi sırf dedi bu şarkı için aldım. Sabahtan akşama kadar bunu çal. Çok güzel şarkı. Çok güzel. Yazı da çok güzel, çok. Müzik de çok güzel. Funda'nın müzik, yorumu da apayrı zaten. O zaten beş para etmez bir şey, ona bakma sen. Canım çok mersi, çok memnun oldum. Nasılsın? Çok teşekkür. İyi misin Funda'cığım? Çok teşekkür i̇yiyim, ederiz gerçekten. İyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Bizim için ne kadar güzel bir gurur. Fikret Hanım'ın bu şarkıyı bu kadar çok beğenmesi, evet, hem benim açımdan, canım, hem müziğini yapan Feybi Öteşel, hem sözlerini yazan Burcu Tatlıses için çok büyük bir mutluluk. Ben sağ teşekkür ol ediyorum. Canım. Teşekkür mutluluk ederim. Ben de gerçekten dün birkaç isim saydı kendisi. Zaten dört ismi geçmiyor. Söyleyeyim. Onlardan bir tanesi sensin. Sen de eksik olma, telefonla bağlandın ve şarkını da söyledin. Feybi'nin de ellerine evet, sağlık gerçekten. Ne demek? Ellerine değil, boğazına sağlık. Aklına kocası sağlık. Kocası da yazdı. Kocası yazdı, o söyledi bir de. Ne? Hiç haberim yok ondan. Değil mi? Doğru söylüyorum değil mi? Evet doğru. Evet doğru. Evet, kocası yazdı. Eşim yaptı, Feybi yaptı ama sözleri Burcu Tatlıses'in. Çok. Ha, Burcu'nun, yani müzik eşinin Burcu Tatlıses'in evet, sözleri. Çok pardon, güzel, özür dilerim. Çok, nereden baksan güzel yavrum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok çok mersi Fundacığım. Çok naziksin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Öpüyorum ikinizi de karı koca. Sağ olun. İyi geceler. Gerçekten çok güzel şarkı çok, o da. Müthiş. O kadar güzel sözler, o kadar güzel oturmuş şeyler var ki. Yani hakikaten bunları ondan öğrendiyse çocuk, kadıncağız enkaz olmuştur. Öyle mi diyorsunuz? Vallahi baktı ne gördün. Sizin peki o şey nasıl çıktı? Seveceğim, gezeceğim, o sanki böyle bir şey yaparmış gibi bir şarkı. Tabii. Karşındaki erkek birazcık azmaya başladı mı? Sana neler edeceğim diye kadının da içinde bir şeyler doğar, belirir tabii, belirir. Hep söylerim, sakın gizli kapaklı işler yapmaya kalkmayın. Kadın katliyen intikamını alır eninde sonunda, ister 5 senede, ister 30 senede, 50 senede de olsa. Sakın, ha çapkınlık mı yapıyorsunuz? Dünyada ha bir tane şişe, o lafı söyledim de başıma iş çıktı ben. Şair değilim. Ben hayatımda şairim demedim. Ben güzel bir müzik duyduğum zaman, güzel bir müzikten etkilendiğim zaman güzel şeyler aklıma gelir. Yoksa durup dururken ağaç orada durmuş, ay yeşil yaprağı da ne kadar güzelmiş diye şair değilim. Ne de ki benim bir lafım vardır, şeyle örtüşmüş, neyse şimdi söylerim. Efendim derim ki erkeğe en yakışan şey yalandır. Öyle mi? Tabii. Çünkü ama seni ikna edebildiği sürece. Bunun çok güzel söylenmişini şairimiz kimdi? Kimdi söylesene. Kimdi erkeğe yalan yakışır şairimiz? Şairin adını soruyor. Necip Fazıl Kısakürek. Ben de dedim ki benim bir sözüm vardır. Böyle böyle en yakışan şey yalandır erkeğe. Yoksa ama ikna ettiği sürece. Yani inandıracak seni. Sen inandığın sürece, inandırdığı sürece. Derken çok güzel bir ifadesi çıkmış şiir olarak. Ne diyor? Ay onu da unuttum. Söylesene ayol. Gel, gel, gel söyle, gel Hakan. Gel tabii ki. Mikrofonunu da taktık. Hoş geldin Hakan. Dur şöyle geleyim. Dur hatırlamadım, dur. Siz karşılıklı öyle bir sinerji yaratıp hatırlarsınız zaten. Dur hatırlarız da bir saattir o kadar çok şeyler anlatıyor ki aslında biz 12 senedir beraberiz Fikret Hanım'la. Maşallah. Fikret Hanım benim annemden daha ötedir. Kıymetli, hakikaten. Değil mi? Yani o kadar çok şey anlatıyor ki. Yani ben mesela haftada en az bir kere iki kere uğrarım. Yemek sırasında o kadar çok şey anlatıyor ki her şarkının hikayelerini biliyorum artık.
ondan sonra hayat felsefeleri, ondan sonra daha neler yani yaşanmış gel sahneler. Nasıldı, dur orasını şimdi ben de hatırlamadım. Aynı. O şimdi hani konuşurken bir taraftan şimdi da düşünüyor acaba neydi. Yok ben dışarıda başka bir organizasyonda kafamı veremedim onun için kaçırdım. Başka bir organizasyondaydım. Neyse hatırlarız biraz daha. Neyse yani buna benzer şeydi. Aynı şey bu mealde bir şairimiz işte yazmış. Çünkü tutup da o erkek bir münasebetsizliği yakalandığı zaman ne olmuş yaptık derse çok bayağı olurmuşlar. Halbuki inkar edecek sonuna kadar katiyen hanımcığım böyle bir şey yok sevgilim. Senin üstüne gülümü koklarım. Canım benim, cicim benim. Nasıl aklına getiriyorsun böyle şeyleri falan? Öyle hani. Tarafa. Eğer kadın da bunu yuttuysa muvaffak olmuştur o adam. Peki kadın yutmalı mı yutmamalı mı? Yutmalı. Yutacak. İşte. Öyle mi? Hayır ne oluyor öyle şey deyiverir arkasından o zaman ne yaparsın? Bırakıp gitmen lazım. Peki, o zaman da kadın bırakıp gitmeli mi gitmemeli mi? Gitmeyecek. Bilse de mesela oturacak mı? Tabii oturacak. İşte onunla ilgili şarkılar var. Mektubumu buldun mu? Ya. Dönemez ki bana. Mektubu buldun mu mesela? Evet. O ona benzer bir hikayedir. Ha, ona benzer. Oradan bir tabii. Ay anlatsanıza. Ya. Ben dünden beri devam. Ay anlatsanıza. Ay, her şarkıda var hikayedir. Hayır çalalım o zaman. Niye kendi müziklerimizi koymadık? Sen hikayesini çalacağız bir anlat. Şimdi birazdan çalacağız. Siz hikayesini anlatın. Sen bir hikayesini anlat. Hiç merak etmeyin. Şimdi diğer şarkılarınızı da hatırlayacağız. Ajda Pekkan'ın seslendirdiği. Sonra da onları çalacağız. Ama Funda Arar'ın bunu bir kere daha çalacağız. Onu senden öğrendim. Doğum gününde 5 kere dinledik onu. Gerçekten. Evet. Ay bak Funda doğum gününde Fikret Hanım'ın 90. yaş günde hep bu şarkıyı dinledim. Tabii 5 kere. Her sene doğum gününde muhakkak Çiğdem Tölü Melih Kibar hep böyle kal. Hep muhakkak böyle çalınması lazım. Daha evet sene de çok güzel oldu. Arda özürler diledi. Şurası falan uğrarmış. Gözünde bir müdahale olmuş galiba. Onun için bana daha evvel beni kaldırmadınız diye hep bir hayıflandı. Ajda Hanım gel onun için gelemedi. Evet biliyorum ama şimdi telefon bağlantısı şimdi yaparız kendisine. Şimdi mektup buldum mu onun hikayesini bir şey. Mektup buldum hikayesini değil. Şimdi orada yani orada da bir başka ana fikir var. Kadının o kadar canına yetmiş ki mektup yazıyor ve gidiyor. Karar vermiş o mektubu işte. Ben gidince mektubumu buldun mu? Nerededir diye eşe dosta sordun mu? Yalan dedim belki de hiç inanmadın. Geri döner bilirsin böylesine seven kadın ya, diyor. Ve dönüyor eve. Ve birdenbire seni özledim daha şimdiden benden gitmeden. Sana nefretimi terk ettiğimi unuttum birden. Hemen koşup yırttım yazdığım mektubu. Bekledim her geceki gibi yolunu. Ya. Alışmışım meğer ben her şeyine, yaşantına, ismine, beni çağıran sesine. Seneler sonra bir gün bana sorarsan anlatırım döndüğümü yarı yoldan. Alışkanlık bin betermiş aşktan. Ayırmasın Tanrım seni yanımdan. Ya. Vay. Aynı şekilde Love Story de biliyorsun. Evet. Onun şarkısının Türkçe sözleri Fikret Hanım'a aittir. 1971 yılının en iyi Türkçe sözlü şarkısı seçildi Hey Dergisi tarafından. Şimdi onun da hikayesini anlatsa aslında o şarkı bütün dünyayı kasıp kavururken tabii herkes o zaman Türkçe söz yazır, plak yapıyorlar. Kapı aşındırılıyor bana yaz diye Fikret Hanım'a. Fikret Hanım ne yapıyor orada? Ama Fikret Hanım da bütün böyle şarkı sözlerini verirken çok inceleyip sık durguyorsunuz. Evet kime mi vereceğini yok. Evet. Yani her önüne gelenin şarkı evet, yok. O seçiyor. Hayır ben her zaman sorarım çocuklar kim söyleyecek filanca Ayşe ay tanımıyorum. Bana götüreceksiniz sesini dinleyeceğim halini göreceğim. Ondan sonra karakterini alacağım. Uygun bir şarkı bir olursa. Şarkı işte bu Love Story yüzünden değil de Happy Birthday diye bir şarkımız vardı. Semiramis'in söyledi doğum günü. Hayır onun yanında bir şey daha vardı ben söyleyeceğim dedi. Hayır sana yakışmaz. Bir de ne de olsa karın şeyi. Ayla Algan'ın söylediği var. Hayır söylemezse sana göre değil o. Söyle. Ya, darılırız biz sana ayrı dururuz.
söyletmedim diye şarkıyı katıyor söyletmem. Bir de ona başında da şeyde de var aynı şekilde. Okutuncaya kadar da de. Kimler geldi kimler geçti için de var aynı şey. İlk yazdığı zaman Ajda'nın yaşı gereği şey yapmak istememiş şarkıyı, ısınamamış ilk etapta. Evet 6 ay değil mi Ajda Hanım'a söyletmek için uğraşmışsınız kimler geldi kimler geçti. Ondan sonra dedim ki bu şarkı köpek avlasa tutar. Onun için bunu dünyada söylemeden sana bir satır şarkı yok dedim. Zorla. O da öyle. İstemem peki. Hep dürü oturunlar. Paris'ten gelince birdenbire havalara gireriz. Müziklerimizi beğenmeyiz falan. O modern müziklere falan kayarız. Ondan sonra anladı herhalde baktım. Şarkıyı söyledi ve benim sözüme de geldi tabii. Yani. Tabii bütün stüdyo boyunca Fikret Hanım başında nasıl okunacak, nasıl aranje, aranjmanlara da. Bile, ses tonunu nasıl alacaksın, hangi ses tonundan söyleyeceksin, böyle beklersin. Çünkü, bak çok güzel bir yere geldim şimdi. Çünkü bir şarkı demek, o şarkıcının elbisesi demek. Nasıl ki bazı elbiseler çok yakışır. Ay kadın harikaydı bugün ne güzeldi kıyafetin derler. Bir de gelir yakışmaz zavallı böyle şey gibi üstünden sallanır. Ay rezil etmiş bu terzi bunu derler. Değil yakışanı vardır. Yakışan elbise gibidir şarkı. Doğru. Onun sesinin tonuna, yaşantısına. Birçok şeyine örtüşmesi lazım ki o parça tutabilsin. Çok doğru. Şimdi bak buradaki bu anlatacağım Fikret Hanım'ın felsefesiyle ilgili. Şimdi bütün o zaman Türkiye'ye yabancı plaklar zor geliyor. Tabii şansı Ahmet'le Ceren'in tabii müzikle yani DJ'lik veya o tarz şeylerle ilgilenmesinden dolayı plakları daha kolay elde ediyor Fikret Hanım. Şimdi bir şeylere dikkat edin. Melodisi hep söyler zaten. Melodisi kuvvetli şarkı. Sözleri de tabii güzel yazdığı için de birleşiyor. Bir de en büyük özelliği aranjmanlarına da karışıyor. Her şeyle. Mesela orijinalini bilinmez bazı. Mesela kimler geldi, kimler geçti. Orijinali dünya çapında bir hit şarkı değildir. Değil yani. Memleketim, sensiz yıllarda, anlamazdın. Daha bir sürü sayabilirim. Dile kolay, ben varım. Bunların hiçbir tanesi kendi ülkesinde yani hit. Mesela uykusuz her gece. MC Stewart'ın şeylerinde bile yoktur. Best of'larında bile yoktur. Şimdi aranjmanlarını müdahale ediyor. Muhteşem de sözler ve felsefesi üzerine sözler oturttuğu zaman inanılmaz güzel şarkılar çıkmış. Onu şimdi bak yıllar sonra önce Ben Varım'ı keşfettiler. Yıllar sonra bütün gençler bir dizi sayesinde onu keşfettiler. Arkasından Anlamazdın'ı filme verdikten sonra birdenbire evet şimdi demin program başında söylüyordunuz ya gençler hani böyle sözler mi yazılıyor acaba? Evet Fikret Hanım da dedi ya yazılıyor aslında ama yapılabilir aslında ama yazan yok. Fikret Hanım onun için o şarkıyı gençler çok sevdi. Mesela ben bir yerde çalıyorum şimdi 50 kere anlamazdın. Bana yalan söyledi. Gelenlerin hepsi 17 yaşında çocuklar. Doğru. Hayret ediyorum. 16, 17, 20 yaşında. 17 kim yalan söyledi ki söylüyorsun? Bana yalan söylediler. Nasıl isteniyor biliyor musun? Evet. Ve gelenler 18, 20 yaşında çocuklar. Ve film sayesinde bir naif bir şarkıyı fark ettiler. Ne güzel. Çok güzel oldu. İşte ya sonra da o şekilde ya yani. Şimdi ya sonra da şimdi sonra fark ediliyor. Bir günah gibi onların hepsi. Daha, ki bunlar o, film daha çok şarkı var o tarzda. Son yolcuyu birisi fark etsin kafası işleyen de. O son yolcu ne i̇çindeki, kadar güzel bir şey oldu. Televizyon seyrederken Churchill'in lafı vardı değil mi içinde? Ha. Televizyon seyrederken şimdi Fikret Hanım'ın bütün eski not defterleri vardır. Televizyonda bir şey görsün, gazetede bir şey görsün hep böyle not etmiş. Güzel acılar, şeyler. Sevinçlerin, hep. Sevinçler, acılar, acıların bölgesi. Bazen yaşar başında aşkında böylesi. İşte o iki satır Churchill'in lafı. Acılar, sevinçlerin, sevinçler acıların gölgesi. Onu televizyondayken yakın bir not alıyor. Fikret Şen'in uygun bir şarkı. Bazen eser başında aşkında böylesi diye giriveriyor. Ama o şarkı Mina'nın bir şarkısıdır. Gioni diye bir şarkı. İlk başta gelmiş orada da Kimi'ni İtalyanca söylüyor. İlk başta felaket onu kırıyor. Isınmamış şarkıya. Ne kimini, zaman kimini, o şarkının kimini, oturuyor kimini ondan sonra. İstemem bunu dedim. Yazmam demiş. Burasını atalım. Baştaki ve sondaki melodisi çok güzel. Onları alalım. Derken bir parça ne diyorsun dedi Fikret Hanım. Hepsini atalım.
Kimini sevgi, kimini nefret, kimini hasret. Öyle kalır ya. Evet. Kimi yani aylarca, kimi yıllarca. Biri yaşamca kalır ya. Sensiz yıllardayla ilgili ben mesela eski not defterli 60'lardan beri bazı not defterini hep kurcalıyorum. Mesela yağmurlu bir gündü. Birkaç tane şarkı hep denemiş mesela. Hani ne zaman tam uygun sözlerle geldiği zaman öyle, öyle kullanmış. Ben bakıyorum bazı mesela. Onu birkaç kere yapmış. Hamsi ama balığı olmamış. Gibi hop hop oynatacak. Kullanmamış. O hamsi balığı. Ha, hamsi balığı. Ayla Algan'ın söylediği evet. Bir Laz şarkısı vardır. Hamsi balığı gibi hop hop oynatacağım. Sıkılmış bu Tevfik Sedan'ım dedi. Ankara'dayız. Beni kurtar. Koca öküz ortamı yıkıyor. Koca öküzden artık gebereceğim dedi. Fenalık geldi üstüme. Ne olursun bir şarkı yazsana. Ay ben ne anlarım dedim. Ne las havası bilirim. Ne o tip bir şey yazabilirim. İmkansız bir şey dedim. Kuafördeyiz hiç unutmam büyük otelin. O da hazırlanıyor işte. Ayla Algan programı. Derken gittim karşıdaki sandalyeye oturdum. Şimdi şeytan dürttü. Nayna 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 nam tat da 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 tam. Şimdi. şimdi aklıma gel baktım şey uyuyor. Ondan sonra işte başındaki yazmanın ben verdim parasını. İşte sırtındaki. Bakayım. Sırtındaki yok. Yok üstündeki yazmanın. Dur, en güzel yeri. Ne yaz ne kış demedim. Ben çalıştım sence sen tut. Kuma kuma üstüne vallah canımdan bezdum. Bir anda çıktı kuaförden. Şekerim 5 dakika oldu. Yazmış. 15 dakika sonra. Kıza demem mi? Kızım gel bak yazdım sana. Ayla Algan da çok güzel söylüyor. Aile evladım Aylacığım yavrum. Ay Fikret Hanım söylemeyin diyor. Çünkü hiç anlamam dedim. Nayna 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 nayna. O kadar biliyorum başka bir şey. Ve ona da bak, uygun gitti. Şey memleketim de öyle. Aylarca çalışmış. Ay. Kütüphaneler, ansiklopediler. Memleket üzerine başka şarkısı yoktur yok. Fikret Hanım. Çünkü bir yok. Tane ama tam yazmış onda. Gerçekten. İstiklal tam, Marşı aynen. Gibi. Aynen. Ve o bir gün televizyon seyrederken memleketim çalarken altta söz Mehmet Akif Ersoy yazmışlar bir gün. İnanmıyorum. Geceliğin yıkıyordum. Dedim ki TRT'ye şimdi geliyorum oraya Ankara'ya. Birisi yanlışlıkla söz Ankara Mehmet Akif Ersoy diye girmiş yayında. Ay çok iyiymiş bu. Geliyorum şimdi oraya diye. Doğru Ankara'ya hiç üşenmem dedim. Şimdi gelir sizi rezil ederim. O TRT'yi başınıza yıkacağım. Şimdi, hakikaten milli marş gibidir. Bak Türkiye'de milli marştan sonra memleketim, Samanyolu ve memleketim. Kimler geldi, kimler geçti. Bunlar artık bir milli marş olmuş Türkiye'de. Aynen öyle. Haykıracak nefesim. Bunlar bir milli marş olmuş. Şimdi herkes biliyor şarkıları. Ama Fikret Hanım işi mutfak kısmında olan birisi. Yani hani şimdi Acil Pekkan ön tarafında şarkıları o söylüyor. Bazı her bir Ayten Atman. Herkes Ayten Atman şarkısı. Hayır. Mutfak kısmında bilmek lazım. Ona hayat veren Fikret Hanım aylarca çalışmış. Onu zaten hep o Ajda Pekkan'ın şarkılarını alırız hepsini hani böyle kendiniz evet. Bir o da kaset olduğu zamanlar falan hep arka 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 arka. Meğer hepsi sizinmiş sonradan ben öğrendim. Gerçekten öyle. Anlamazlığın için de öyle oldu. İlk başta kimse Fikret Hanım'ın şarkısı olduğunu bilmedi. Ayla Dikmen, Ayla Dikmen ondan sonra Fikret Hanım'ın olduğunu hayatım anlayıp değerini vermeye başladılar. Hayatım zaten ben bile şeyi de hatırladım. En sonda ne diyordu? Ağlayan bir çift göz bıraktın ardında. Ay ben bunu tanıyorum dedi. Ay o gözler vallahi benim ya. Gözlerim mi dedi? Bir tek o iki satır aklımda kalmış. Kaç sene? 18 sene mi? 20 sene mi? Ne geçmiş vay. Aradan? Biz bazen öyle tartışırız. Anlamazdım benim en favori şarkımdı yıllardır. Ben daha önceden kaç kişiye söyledim bu şarkıyı coverla. Dinliyorlar bu şarkıyı kaç kişiye? Mesela Deniz Seki ile albüm yaparken de söyledim. Deniz Seki başta istemedi. Ne zaman yıllar sonra yani filmden sonra popüler olduktan sonra bana bu şarkını yönelmedin. Evlerdim sana. Elinde var listelerde. Dönemenski bana. Kısmet o filmde patlamasıymış. Evet. Issız adamda patlamasıymış. Bana yalan söylediler için de öyle. Bak, onun felsefesi bir ne bir anlatsam. Bir dakika bana yalan söyledileri dinleyeceğiz ama ondan önce telefon hattımızda yine sizin çok sevdiğiniz bir isim var. Yaşar. Alo. Hep aşkımız Yaşar, böyle uzaktan. Yaşar biraz seni beklettik ama şarkının hikayesini dinlerken kesemedim. Özür dilerim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım ben. Ne yapacağım? Canım. Eyvah. Ben tabii, sizi baş başa bırakayım o zaman. Tabii böyle genç güzel kadını karşında görünce babam ben heyecanlanıyorum. Hepinize iyi akşamlar ama ben Fikret Hanım'la konuştuğum için çok heyecanlıyım. Gerçekten. Canım. Deminden beri telefonda da dinliyorum. Biraz geç geldim eve. Yani dışarıda bir galaya katılmıştık.
Ne kadar güzel şarkıların hikayesini çoğunu kaçırdım çok. Ben bu programın kaydını isterim sabahın. Tabii ki, tabii ki. Hemen yarın ya ne perşembe, cuma falan yolluruz. Benim için şarkıların hikayesi her şeyden önemli. Bunların yarısını duyabildim. İlk başlarını kaçırdım. Esas birazdan zaten o hikayeleri dinleyip... Pardon lafını kesiyorum. Birazdan zaten o çok bildiğimiz şarkıları hem böyle canlı olarak dinleyeceğiz hem hikayelerini dinleyeceğiz. Böyle daha bir renkleneceğiz. Yaşar'cığım, onların içinde bir tane de nasihat var sizlere. Ben burada demin konuşurken bütün herkese hitap etmek istedim ve de bunların üstünde durun dedim. Bilhassa o bölümü dikkatle dinlemeni rica ediyorum. Tabii ki de televizyonun başındayım zaten, heyecanla dinliyorum. Ah canım benim, sağ olun. Benim için de çok şey oldu yani, sürpriz de oldu böyle bir şey. Sizinle karşılaşmadık yani telefonda da olsa. Ben size bir şey sorabilir miyim? Bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun estağfurullah. Beni o gün, ben de şu sözün öyküsünü mümkünse rica edeceğim sizden. Bir günah gibinin en sonundaki, beni o gün senden kıskanan resimler sarardı diyor. Evet. Diyorsunuz. Oranın hikayesini sadece orada tam olarak nasıl yazıldığını çok merak ediyorum. Ama şimdi herkesin hayatında bu vardır zaten. Nitekim önünüze böyle serdiğiniz zaman filmlere de konu olmuştur. O senelerin evet. Resimlerini gördükçe o senelere doğru gidersiniz sanki, gelirsiniz. Burada da aynı şey oldu. Hayatımda da oldu. Hakikaten bazen öyle resimler geçiyor ki onlar bile sana yani ne halt etmeye bunu çektirdim be kadın işte. Yani her zaman zevkle anılmaz bazı şeyler. İşte resimler bile kıskanır, adama böyle kazığı atıverirler. Güzelmiş. İyi ki de sormuşum. İyi ki de sormuşsun gerçekten. Fakat onu dinle sana sevgi üstüne şey diye bir laf var. Hani deminki ilaç. Sevginizi ilaç gibi ölçüyle verin diye. Onun açılımını size... Ben sana gönderdiğimde o bölüme dikkat edeceksin. Doğru. Sevginin. Evet, programın başı gibiydi. Zaten program evet. Akıyor gidiyor, hiç merak etme. Bundan sonrasında yakalarsın. Belki arada tekrar bir hatırlatırız onu. Aşağı gelin, suyumuz var, bak ikramımız var, şeyler var. Çok teşekkür ederiz ya şarkı. Çok sağ ol yavrum. Teşekkür ediyorum. Onun bir şarkısını söylemiş olmaktan da gurur duyuyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz, çok çok var. Fikret Hanım bir şey yapalım şimdi. Ne? İyi geceler diliyoruz sana da. Söylemeyecek mi başka şarkı? Söyleyeceğiz canım. Şimdi şeyi hatırlayalım. Ajda Pekkan'a verdiğiniz şarkılardan bir bant hazırladı. Tabii ki hepsinden değil de bazılarından. Bir onu seyredelim. Hadi. Boş kalan ellerim mi? İnanmam olamaz, inanmam. Palavra, 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 palavra. Hepsi palavra, inanmam sana. Melek yoksa şeytan mı, yalan mı, ya da aldatan mı, çocuk mu, değil mi, çok bilmişim biri mi, böylesi değilse aklım hiç ermez diye. Topladım darlan kalbimin her köşesini. Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi, gel gör beni. Sevenlere vereceğim sevgimi. Seveceğim, keseceğim. Görürsün sana neler edeceğim.
de işte uykusuz her geceyiz böyle. Aman ya. Onu da bir gece de yazmış. Bir gece de yazmış onu da. Öyle mi? Sanremo Festivali'ni seyrediyorduk. Bir akşam şey en sonda Amy Stewart merdivenlerden sarı bir elbiseyle girdi. Aa ne güzel şarkı dedik. Ertesi gün Ajda Pekkan'ın pilavı çıktı. Şarkı onda. Uykusuz ya. Her gece. Değil mi? Evet tabii. Bir şey söylüyordun sen bandı ya izlerken. Şimdi Fikret Hanım'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi şarkılarının çoğunda yani orijinaline baktığın zaman enstrümantal şarkılar bulmuş. Onları şarkı yapmış. Biliyorsun şey gibi işte bana yalan söylediler öyle bir enstrüman. Mesela Veda Etmem. Tabii çok Veda Etmem var. Enstrümantal şarkıları almış melodisinden şarkı yaratmış. Çok var öyle. Bir de en büyük özelliği bambaşka. Bambaşka birinin yani ilk feminist başka. Şarkımızdır deriz ya evet. Arkana dön ve çık istemiyorsun artık. Şimdi o adapte konusunda Fikret Hanım hep der ki bu şarkıyı yeniden Türkçe söz yazabilecek kimse çıkamaz karşıma der. Ben ilan ettim o zaman. 10 bin lira büyük parayı 10 bin lira veririm aynı. Şimdi arttıralım. Yani gerçek bir adapte o ya. İnanılmaz bir adapte. Hayatım o şarkıya söz yazmak için şahane müzik bilmen lazım. Prozodi bilmen lazım. O prozodi bileceksin mecburen. Bizdeki Türkçe şarkılarda burası A diyor, öbür tarafı olmaz diyor. Yani birbirine uyuşturulan mezrün üstüne düşmüyorlar. Benimkini alırlar mektup gibi okurlar benim sözlerimi. Doğru. Ay yani onun bir daha şeyi olamaz yani o şarkının üzerine bir daha olmaz ama Fikret Hanım'ın bir tek o şarkısı yani orijinaline yakındır. Diğerlerinin hiçbir tanesinde hani gerçek anlamda Yunanca, İngilizce, Fransızca neyse hani sözlerin birebir çevirisi değildir. Hayır, ne hissettiyse onu yazmış. Olmaz olmaz böyle olamaz falan. Rumlar daha çok benimsemişler bu ne güzel sözler diye. Tabii. Olmaz. O Hintçedir aslında. Ay bir dakika onların hepsini dinleyeceğiz şimdi birazdan. Kısa bir reklam arası verelim. Hakan'cığım çok teşekkür ediyorum sana gerçekten. Kısa bir reklam arası verelim. O reklam arasından sonra sizin full şarkılarınızı dinleyerek aralarda da böyle sohbet edip onların hikayesini de bütün izleyicilerimiz merak ediyorlar. Bir günah gibinin hikayesini. Onu da reklamlardan sonra bazı sürpriz telefon bağlantılarımız da olacak. Onlarla beraber aktaracağız. Anlamazdın, anlamazdın, kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Bana yalan söylediler, bana yalan söylediler, kaderden bahsettiler. Hasret gider, ben giderim. Sensiz yıllarda yaşadığım zamanla, sensiz yıllarda unutmadım seni. Sensiz yıllarda. Evet, Fikret Şeneş'le bu özel gecemize devam ediyoruz. Şimdi bu bölümden sonra hele şarkılarla falan renklendireceğiz ama önce sizin bir yine bir alo der misiniz? Tabii diyeyim. Alo. böyle cilveli. Dur bakayım karşıdan bir cilveli ses geldi. Alo. Evet. Ay bu ses çok tanıdık bir ses. Evet benim de kulağım ısırıyor. Benimki de. Isırıyor. Canım geçmişler olsun seni burada görmek teşekkür isterdik. Teşekkür ederim çok merci. Çok sağ ol canım. Bu arada da krolar gibi televizyonu açtım galiba şey yapıyor. Feedback yapıyor. Yankı mı yapıyor? Neyse, yalnız bize bir hanımın birisi bir münasebetsizlik etti de bugün. O. Biliyorum ben doğum günü kutladım Fikret Hanım'ın. Canım çok mersi. Hep beraber olduk. Ay Mehmet diye kaldım. Ya bir dakika. Deminden beri programı izliyorum. Evet. Figocuğum sus lütfen. Bir şey anlatıyorum ya. Bir şey anlatıyor. Ay affedersin dinledim. Dinliyoruz Ayşe Hanım.
Senin bir şey söylüyorum aşkım. Dinliyorum canım. Alo, dinliyoruz Ajda Hanım. Bağlantı gitti şimdi galiba. Bağlantı mı gitti? Sen mi kestin, şey mi geldi? Bir daha arayacağız herhalde ses. Bazen böyle telefon bağlantılarında şey oluyor, problem oluyor. Ajda arada, orada mısın? Yok şimdi tekrar arıyorlar. Bağlanacağız şimdi. Anladım. Tekrar. Herhalde telefon düştü, öyle bir şey oldu. Bu arada bütün izleyicilerimize şu anda gerçekten başka bir sürprizimiz daha var. Yıllardır, kaç yıl oldu Jale? Yıllardır görmediğiniz Jale şu anda stüdyomuzda, bizi kırmadı. Biz kendisinden son anda rica ettik. Hatta program başladıktan sonra kendisine ulaştık ve rica ettik. Lütfen gelir misin ve şarkılarda bize eşlik eder misin, şarkıları söyler misin? Senin o güzel sesinden dinleyelim Fikret Hanım'ın şarkılarını diye. Ve yatağından kalktı geldi. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdin. Nerelerdesin? Buralardayım işte. Niye yok oldun? Küstün mü sen? Ay, ne yaptın? Küstüm sanki biraz. Yani sahne çalışmam son 10 yıldır herhalde en çok sahne çalışması yapan şarkıcılardan biriyim ama albüm yapamamıştım. Ama sevgili Hakan Eren, o benim can dostum ve çok kıymetlim. O bana güç verdi. Onun gücüyle inşallah bir ay sonra bir single geliyor. 12 yıl sonra. 12 yıl sonra. Evet, nihayet. Ekranlara ne kadar olmuştu sen çıkmayalı? Yani son albüm 12 yıl olmuştu. Sonra 2009'da hiç yılmadan sevgili Hakan o albümü bir kez daha müzik marketlere sundu. 12 yıl sonra. Öyle de beni motive ettin, geldin, evet. Canımsın. Ay ne demek, bir kere. Dile benden ne dilersin. Ay canım, sevginizi dilerim sadece, güler yüzle sevgi. Fikret Hanım çok önemli bir kere. Seni çok seviyorum. Çok Hakan benim ederim. Çok kıymetlim. Sana ben yani seni ne kadar sevdiğimi maillerle anlatmaya çalışmış bir şarkıcıyım. Onu gerçekten Özgür'le sana söylemiştik. Ay çok çok teşekkür ederim. Onun için benim için bir şans burada olmak. Böyle kısmetmiş çünkü ben... Sen gerçek bir sanatçısın. Ben perşembe günleri hastanede mavi meleğim. Onun için bu gece erken yatma gecem. Ondan yataktan kalktım geldim. Yoksa sizi izliyor olurdum olurdu zaten. Çok teşekkür ederiz. Telefon hattımız az önce Ajda Pekkan'la düşmüştü. Şimdi tekrar bağlanmış. Dinliyoruz sizi de Ajda Hanım. Gene mi? Olmadı mı? Hani olmuştu? Hatta mısın? Ajda Hanım. Alo. Ajda Hanım duyuyor musun? Böyle bir sessizlik. Bir Ajda Pekkan'ın seslendirdiği şarkılardan birini mi söylesek acaba Jale? Olur. Hangisini söylesek? Hangisiyle başlayalım? Kimler geldi, kimler tamam, geçtiyle başlayalım. Tabii ki. Ajda Hanım. Tabii. Hayır orada konuştu. İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde. Uyuyor musun? Korkma bu akşam gelip çalmam kapını. Başkası paylaşıyor alın yazımı. Ben sensiz yaşıyorum yasak aşkımı. Söylüyorum şarkımı. Kimler geldi hayatımdan, kimler geçti hiç
hiçbirisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti, kimler geldi, hayatımdan kimler geçti, hiçbirisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti. Akşam gelip çalmam kapını, başkası paylaşıyor alın yazımı. Ben sensiz yaşıyorum yasak aşkımı. Söylüyorum şarkımı. Kimler geldi, hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti. Kimler geldi, kimler geçti. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz Cale'cim. Ajda Hanım, şimdi telefon attığımızda inşallah bu sefer de düşmez telefonumuz. Ajda Hanım, duyuyor musunuz bizi şimdi? Sabah, tam sana sesleniyordum, telefon kesildi. Evet. Beni niye aramadınız? Bak 3, bak ayır 3'ü 11. Telefonda bak mis kolun olacak. Ha, o siz misiniz? Evet benim. Hatta Fikret Hanım'a sürpriz yapalım mı? Yapacaktım sana. Beraber bir program hazırlayalım, çok sürpriz diyecektim. 10 kere aradım belki, cevap ver. Bir kişi de dönüp de kim bu arayan demedi. Ha, çünkü bilmediğim numaraya geri dönmüyorum ben. Keşke biz de dönmüyoruz ama bir asistanımız oluyor. Allah çok şükür. Lütfedip arıyor karşı tarafı. Bilmiyorum ben ya numarayı. Ben seni çok sevdiğimi çok seviyorum. Bana ne? Hayır, Ajda Pekkan yazarmazdı. Bilmediğim o kadar çok numara arıyor ki ben de hiç açmıyorum onu. Hatta bazen no'ya da basıyorum. Aşkım, ben sana nasıl ulaşacağım peki başka türlü? Kimi arayayım? Ben size, ben şimdi kaydediyorum sizi. Çok özür dilerim, gerçekten bilmiyorum. Rica ederim. İki tane telefonunuz var bende. Onların ikisi de iptalmişim. Bu yeniye mi geçti? Hayatım, yani bakıyor, herkes değiştiriyor numarasını yani normal olarak. Çünkü yani çok fazla herkesin ağzına düştüğü zaman değiştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Doğru, doğru, haklısınız. Vallahi bilmiyorum, şimdi hemen kaydediyorum. Çok özür dilerim yani hani. Yani asıl belki de karşılıklı özür dilememiz gerekiyor. Aslında bunu bildirmek lazım değiştirdikten sonra sizler evet, gibi çok evet. Değerli arkadaşlarımıza. Ama işte atlıyoruz, zıplıyoruz bazen. Bu da evet, ama çok yoğunsunuz. Şimdi albüm de çıkartıyorsunuz, unutmuşsunuz. Çok haklısınız. Fikret Hanım'a bir şey söylüyordum. Güzel bir gecede eşlik etmek çok istiyordum. Fakat hakikaten programımın akışından dolayı yani her yere icabet edemez hale geldim sonunda. Albüm çalışmalarındayım. Orada da gözümden bir konjektivite oldu. Bir iltihap kaptım. O yüzden zaten Fikret Hanım'ı dün akşam kendisindeydim. Dün akşam yani iyiydim ama bugün böyle hani halkın önüne öyle çıkmak istemiyorum. Yani ben de bir süperstarım veya starım her neyse yani. Bizim bayağı kanlı manlı böyle. Ondan sonra işte
ama çok önemli değil yani, öyle de gelebilirsin, hiç umurumda bile değil ama olsun. Çünkü hani artık bu kadar üst üste zaten benim çok çok sevdiğim birlikte ben diyorum her zaman. Tamam, beni annem doğurdu ama sonra benim iki annem oldu. O da Fikret Seneş oldu yani kendisi. Ama ben bütün bunların bilincinde değildim o yıllar. Aklım bir karış havadaydı. Çok güzel şarkıların müzik sevdiğim için çok farkındaydım. Allah'tan bir tek o anlamda. Kendimi farkında değildim, müziği farkında olduğum kadar. O beni büyüttü, müzik beni büyüttü. Fikret Hanım beni büyüttü. Yani büyüttü mecaz anlamda kullanıyorum. Yani insan isterse adam olmak, büyümek, bir şeyler olmak, hakikaten o feyizleri alıp olabiliyor. Ben buna inanıyorum. İnananlardanım daha doğrusu. Çünkü ben hayata öyle bakıyorum. Hiç günlük bakmıyorum, anlık bakmıyorum. Tabii ki hayat anlardır. Ama bir o kadar da ölmeyecekmiş gibi yaşamaktır. Ve bilgeliktir, sufiliktir. İnsanlıktır. Ben onları öğrenmeye çalıştım. Belki şarkıcı kimliği vasfı altında. İstedikleri kadar insanlar çok teşekkür ediyorum. Süperstar desinler, bin tane ünvan taksınlar. Ne bileyim. Bunlar benim çok yani hoşluk belki ama bir o kadar da boşluk. Yaptığın şeylerle varsın ve kalıcısın. Ben ona inanıyorum. O yüzden de işte şu anda karşımda koskocaman bir anıt duruyor. Yaptıklarıyla o sevdiğimiz hayata, bu kadar derin hayatın bu kadar derin özümsetmiş, sevdirmiş, büyük küçük, mutlu mutsuz herkese milli marş gibi bütün şarkılarını hep bir ağızdan söyletebilen, söyletmiş. Bu arada biz de bu güzel şarkılarda kendimizi nemalanmışız. Güzel şeyler yapmışız. Allah'ım ne kadar şanslı hissediyorum kendimi. Ne güzel. Şimdi sıra bana geldi mi, bitti mi lafınız Ajda Pekkan Hanım? Bitmez canım benim lafım. Bu kadar canım, güzel bir insana. Benim bir dakika. Laf bitmez ki. Bir kitap yazmak lazım. O da benim haddim değil. Yani beni aşar. Estağfurullah. Yüzden... Hayır. Dinlesene, benim bütün bu yaptıklarımda şanslı olduğum bir yön var. Karşıma iyi kumaş düştü. Hani şimdi gen dedikleri var ya. Sende eğer o kumaş olmasaydı ben de bu kadar muvaffak olamazdım belki. Değil mi? Evet. Bir de Ajda Pekkan kumaşı var. Kendime evet demek istemiyorum. Evet. O meti de ben yapacağım. Bırak sen kendini met etme, ben edeceğim. Onun için sana bütün bu yaptıklarımız layık ve onları da hala layık olduğu şekilde lanse edebiliyorsun, dinletebiliyorsun. Allah sesine kuvvet, içine his ve de bizleri de yanından eksik etmesin canım. Yemin ediyorum aynı fikirdeyim. Telefon düştü. Gene mi? Gene mi gitti? Herhalde. Aa, bir sessizlik oluyor. Derin bir sessizlik. Pat telefon gidiyor. Pat. Efendim, telefonun sesi Ajda Pekkan'ı kıskandı. Evet, değil mi? Aynen öyle. Neyse, bağlanırız şimdi tekrardan. O şarkıları şimdi hangisini dinleyelim şimdi? Bambaşka birini dinleyelim mi Jale'den? Ne dinleyelim? Aman, o zaten bugün mahvetti beni. Nereye saklandın kızım bu kadar zaman? Ya da anlamaz. Aa, anlamazdın hadi. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var, ayrılık var. Demedim mi? Anlamazdım, anlamazdım. Kadere de inanmazdım. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahım boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Sanma acılar geçer zamanla. Aşka tövbe demem de sevince yeniden. Anlamazdın, anlamazdın. Kadere de inanmazdın. Hani sen acı veren kalpsizlerden olamazdın. Dilerim ki mutlu ol sevgilim. Ben olmasam bile hayat gülsün sana. Günahım boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Günahım boynunda ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda. Ya! Siz gerçekten çok da iyi bir insanmışsınız. Dilerim ki mutlu ol sevgilim diyorsunuz o kadar. Ben mesela o kısmı beter ol diye okuyorum. Hayır. Onun devamında tenkide uğradığım bir yer varmış. Diyorlar günahın boynunda niye demiş Fikret Hanım bu kadar güzelsin. Aa bir de bunları yapana helal olsun evladım senin yapacağını yap gene. Nasıl? Günahın boynunda tabii günahın boynunda. Değil mi o? Çünkü tabii günah var ortada. Ay onu da bulmuşlar. Neyse hiç umursamadım tabii. Bence de çok güzel. O kadar çok mesaj geliyor ki tabii ki mesajlara çok fazla yer veremedim ben sizin o hikayenizi dinlemekten falan. Tamam. Serra Akar var benim çok sevdiğim bir arkadaşım. E-mail göndermiş. Tuvalete bile gidemedim diyor. Ekranın başına kilitlenmiş. Başka bir izleyicimiz Bahar Asralan. Bugün bile biz kadınların duygularına tercüman olmaya hala devam eden şarkı sözlerini yazabilen muhteşem kadınla yapılan bu program lütfen ve lütfen tekrar edilsin. Meşru olmayan aşkı meşrulaştırabilen güzel duyguların kadınına saygılarımla tabii, demiş. Teşekkür ederim çok güzel. Ve sizin bir daha bir alo demenizi istiyorum. Şimdi başka bir alo var. Başka bir sürpriz var. Alo.
Alo. Evet. Sayın Fikret Şeneş. Evet. Ben arkadaşınız Demet Akbağ. Ah canım benim bir tane. Bu efendim artık çok fena oldu bu çocuk. Şarkıcılığa da el attı. Kulak attı neyse. Ve benim doğum gecesi de diploma aldı. Aldı mı diplomayı? Yaşasın. Evet. Çok evet efendim. Canım. Doktorumun reçetesini ben de okuyabildim ve doğum gününde diplomayı aldım. Bu son yaptığımız. Müthiş bir doğum günü geçmiş doğum günü değil mi? Çok çok şahane bir doğum günü. Ayşe evet. Ve Demet'in ikisinin de hakikaten işten gelerek doyasıya eğlendikleri hepimizi tabii dolayısıyla. Hepimizin, evet, evet. Çok şahane güzel bir akşam yaşattı bu çocuklar bana. Sabahcığım, bu güzel program için teşekkür ediyorum sana. Gerçekten az önceki seyircinin de dediği gibi bu muhteşem kadınla şahane bir program gidiyor. ve keşke isterdim ki birazcık daha erken bir saatte herkes de seyredebilsin ama eminim çok fazla tekrarları yayınlayacaktır. Tekrarı vereceğiz. Hatta herhalde cumartesi gecesi vereceğiz bu gidişe. Evet. Öyle evet. Bir talep bir anda doğar. Yani de Jale'ye de buradan sevgilerimi yolluyorum. O benim çok çok eski arkadaşım. Bu arada kısacık da olsa bir tanışmamızı anlatmak isterim Fikret Hanım'la. Peki ve memnuniyetle. Sedef, kardeşim Sedef bir gün dedi ki Demet senle bir yerde bir buluşalım, bir çay içelim, sana bir sürprizim var dedi. Ya tabii Sedef tamam, ne? Tamam dedim, Şebnem de olacak Şebnem. Dedi. Şebnem Sedef'in çok yakın arkadaşı. Şu dolayısıyla biz de çok yakın dostlar olduk geçen zaman içinde. Şebnem. Tamam dedim, üçümüz buluştuk. Ve beni Fikret Hanım'ın evine götürdüler. İşte dediler çayı burada içeceğiz. Ve ben o muhteşem evde o şahane resimlerle, o şahane ortamla o kadar büyülü birkaç saat yaşadım ki. O günden sonra biz böyle ara ara buluşmaya başladık. Hatta bazen böyle küçük kaçamaklar da yapıyoruz Fikret Hanım'la. Böyle bir gece gezmelerimiz falan da oluyor. O benim genç arkadaşım. Bazı insanların yaşı yoktur, onun da yok. Mizah anlayışına ve hayata tepeden bakışına ve duygularına hayranım onun. Onunla belki çok daha önce tanışmış olsaydım, birlikte biz de çok güzel şeyler yapardık. Ona bir oyun bile yazdırırdım. Ne kadar muhteşem olurdu. Onun o güzel sözlerinden bir de şahane bir oyun metni çıkardı. Bugün düşündüm bunu programı izlerken. Onu çok çok seviyorum. Arkadaşım Fikret, en yakın zamanda görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. 18'e gelmeden arkadaş edindirmiyorlar bana. Evet hayatım, biliyorum. Evet. Canım çok teşekkür ederim. Demet'ciğim çok teşekkür. Ben senin mesajını çok geç gördüm. Telefon burada duruyor ama hani Fikret Hanım'la sohbetten bir türlü bakamadım. Onun için bu kadar geç sana ulaştık. Özür dilerim. Seni de uykusuzlar. Rica ederim. Ben sabaha kadar da olsa beklerdim. Program çok güzel gidiyor. Kolay gelsin. Canım benim. Çok teşekkür ederiz. Çok çok mersi aradığın için, bağlandığın için. Sağ ol isterim. Teşekkürler. Evet, akşam için ve bugün için. Peki Fikret Hanımcığım, sonra bu aşk, şimdi siz bu şarkıları yazıyorsunuz. Beyefendi biliyor bu şarkıları ona yazdığınızı. Ondan sonra ama bu tutku, bu aşk, bu her şey, bütün bu duygu seli devam ediyor. Peki mesela hiçbir aralarda görüşüyorsunuz ya, hiç böyle sitem, işte neredeydin, ne yaptın falan, hiç onlar yok mu? Yok, onlar yok çünkü vakit kalmıyor. Bazen 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda buluştuğumuz için. İşte yani siteme vakit kalmıyor. Çünkü o kadar akıllı ki karşıdaki erkek kafası. Artık 50 tane kendinin nasıl böyle o güne kadar zar zor sabırla beklediğini, özlediğini anlatıyor ki sana istersen inanma. Değil mi? Onu az önce söylediniz, inanacaksınız. Söyledik, söyledik. Mesela bir günah gibinin hikayesini merak ediyordu bir izleyicimiz. Az önce gördüm mesajlara bakarken. Onun bir dinleyelim mi onun da hikayesini, o şarkının? O şarkının hikayesi yok. Aa. O şarkı benim gene hislerimden, duygularımdan süzülüp gelmiş sözler. Yani onun ayrı anladım. O, bir şeysi yok. Zaten o tamamıyla anlatıyor. O hikayeyi zaten evet, şarkının evet, içerisinde. O kadar. Jale'cim bir günah gibi dinleyelim mi? Dinleyelim tamam. Hazır söylemişken, bahsetmişken. Sen
bir sayfa kopuyor zamandan. Ayrılırken sen yanımda, bu aşkı daha en başında korkuyordum ben sonunda. Bir günah gibi gizledim seni, kimse görmedi. Bir parça. Bunu her dinlediğimde tüylerim diken diken oldu. Bu kadar mı güzel ifade? Ben de en sevdiğim iki satır. Ne bugün ne de yarından beklediğim ne kaldı. Ben de en çok şeyi seviyorum. Ağlarken içim güldü, güldü gözlerim. Gözlerim, evet. Hepsi çok güzel de yani işte herkes böyle bir şeyle. Ne güzel. Ajda Hanım yine telefon aldı. Ajda Hanım. Ay yok, ben Nazara geldik şimdi. Nazara. Aa, canım benim. Nazara geldik. Ama orta yerlerdeki çıkışları bekledi kulaklarım senden. Aşkım ne beklediniz, ne istiyorsanız söyleyeyim, ne arzu ediyorsanız.
Siz ne istiyorsanız. Evet. Hani Fikret Hanım ne istiyor? Siz söyleyin. Yok vallahi. Bu gece sizin geceniz. Anacığım ben hepsine memnunum. Çocuklarını ayırt edebilir misin? Doğru. Ya bir canım dersin birine, öbürüne nonoş dersin, öbürüne nonoş. Ayıramam ki, ayıramıyorum yani. Ayıramazsınız. Siz en çok hangi şarkı böyle çok, hepsini tabii ki muhakkak ki çok içten söylüyorsun. Kendi halinde yaşayıp da giderken, geleceği beklemezken, bir çift yeşil göz, tatlı iki söz, aldırdı beni benden. Aklım almazken, hiç düşünmezken, uzaklaştım gerçeklerden. Olsun varsın, bu sefer de böyle yansın. Acı verse de yeter bana aşkım. Olsun varsın, bırak günah da bende kalsın. Kalbin bin zevki bir anda tatsın gibi. Şarkıların sonu yok, sonu. Sonu yok. Bu şarkıların yani. Hepsinin bir hikayesi var. Vallahi. Deminden beri zaten şey, o hikayeleri böyle deşmeye çalışıyorum, dinlemeye çalışıyorum, izleyicilerimize aktarmaya çalışıyorum. Gerçi o belli o hikayeler falan, hele hepsinin ben ilk zaten orada çok etkilendim. Hepsinin aynı kişiyi olması ya, ve bunun 48 yıl boyunca sürmesi müthiş bir şey. Oradan zaten böyle bir duygusalları beni aldı götürdü. İyi ki de bu geceyi yaptık. Evet. Hakikaten. Ben de iyi ki bu bütün sahnelere tanıklık etmiş oldum. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Siz son Fikret Hanım'dan seslendirdiğiniz şarkı Bir Hata mıydı? Evet, Bir Hataydı. Evet. Gerçekten. O da çok güzel bir şarkıydı. Ben o kadar üzgünüm ki bu akşam orada olmadığım için. Bir şey hayatım soracağım. Mı? Sabah. Tabii. Bir program daha yapmamız lazım. Bizim senden şimdi yapalım. Ağzından aldın. Bir kere daha yaparız değil mi? Tabii yaparız. Vallahi yaparız. Ne zaman istersen. O zaman yapıyoruz. Fikret Hanım'da konuk alıyoruz. Tamam. Ah fena. Tamam. Ne güzel. Tamam, süper. Ne var tabii ki. Tabii. O zaman hep beraber söyleriz ya. Ne olur böyle bir şey yapalım. Tamam, memnuniyetle. Ne zaman isterseniz. Ben şimdi zaten bugün şimdi kaydediyorum telefonunuzu. Arayacağım sizi yarın öbür gün. İşte hani hayatta biliyorsun yeni albüm çıkıyor falan. Evet. Numaralarım yok. Ama kazara o da çıkıyor. O da çıkıyor. Oradaki o yeni şarkı da bir güzel. Ben dinledim. Evet. O şahane değil misin sen? Bir tanesi biliyorum ben. Çok güzel şarkılar ya. Evet. Bir tanesi. Ama bizimkilerle sen ha, onunki bilmiyorum ki. Varsayarsan acayip bir topik bir şey olacak finally. Hadi inşallah bekliyoruz dört gözle hepimiz. Evet. Çok teşekkür hepinizi ederiz. Öpüyorum güzel klişeler. Sevgiyle öpüyorum. Başarılar diye canım öpüyorum. Canım benim. Yavrum. Kraliçen. Oldu ya. Hepiniz canımsınız. Öpüyorum. Sağ çok olun. Sevgiler. Siz de bizim çok çaylılar. Teşekkür ederiz. Bye. İyi geceler. Ne diyorduk en son şimdi? Şey, aşktan konuşuyorduk. Beyefendiden. Beyefendi. Kimse bilmiyor mu Fikret Hanım? Hayır. O kadar iyi. Ailesinden. Ha. Yani çocuklar belki. Hayır ama etrafınızdan da kimse. İşte az önce mesela onu söylemiştim. Aa, etrafımdan basın. Ne? Bütün Türkiye biliyor. Yazıldıkça. Hiç gizlisi basın yok. Basın saklıyordu dediniz ya. Yalnız basın mı saklayan bütün kaç tane mülakat yapılırsa sakın yazmayın diyorum ille. Geçen akşam o bize güzel konuşmayı yapan kızcağız bile artık bir rütbesini söylemedi evladım. Sizin evin orada o şeyi de anlatır mısınız rica etsem? Helikopterle mi geliyormuş, ne yapıyormuş? Hayır bayağı şey posta şeyleri var ya pırpırları var ya, onlarla. Ankara'dan kaçar gelir. Benim de o zaman Silah diye ayağı sakat bir kızım var. Fikret Hanım, Kemal Bey geldi bak. Ne enişte geldi, enişte geldi. Evin üstünde uçuyor da. Evet. Ondan sonra. Aa sahi geldim. Saate bak kaç şimdi Yeşilköy'den kaçta gelir acaba, kaç dakika sürer. Hemen acele saçlar taranır, yemekler hazır. Geliyor diye. Ay, evet. Her seferinde tabii o sofralar falan tabii, kurulur değil tabii, mi? Tabii. Ay.
gerçekten hani böyle çok şey imrenerek dinliyor. Çok enteresan değil mi? Hepimizin böyle bir şekilde dinliyoruz yani. Hayatım onlar olmasaydı ben bunları yaratamazdım, yapamazdım ki. Bunlar benim içimdeki 20 sene süresince içimde demek ki birikmiş. İster. Onu demiş annemin babamın bir ahbabı vardı. Evladım Namık amca dedi ki Allah rahmet eylesin. Fikret diyor bu kadar mı dolmuştu hislerle diyor. Yani bu kadar mı saturated olur yani yağmur öncesi gibi sisle dolar gözlerim gibi. İnsanın hisleri de böyle artık coşar coşar patlar raddeye gelir. Ya büyük bir ağlamakla, gözyaşıyla yahut da bir çığlıkla ondan kurtulmak istersin. Ve onu yapmazsan çatlar insan. İşte hastalıklar ondan çıkıyor. Doğru. Çok doğru. İçine saklamaktan. Çıkarın güzel hisleri dışarı. Kötülerini de boş verin. Yani ben kötü bir şey, bana beni senin yaşında olsak, senin gibi olsak. Ben hiç kötü bir şey düşünmedim. Ne kimse için, ne hayatım için. O kadar sıkıntılar çektik, parasız kaldık. Bir tane kıyım. 250 gram kıymayı 4 kere pişirirdim böyle, böyle, böyle. Ne o aşk izdivacı yapmış Fikret Çeliş. Yani senin kardeşim bu kadar da adam zincire vurulur mu? Ama üstünden geldik. Allah benim kendi rahatlığımı 60'tan sonra verecekmiş. 40'tan sonra elime böyle bir imkan verdi. Zihnimi açtı, bana böyle güzel bir yol gösterdi. Bu sevgileri nasip etti. Bu da bir şey yani. Hiçbir şey yapmadan giden de var. Doğru. Ama doğru. İşte baki kalan bu kubbede hoş bir sedaymış. Ben 300 tane sedama bıraktım. Gerçekten bıraktınız. Evet. Az önce siz şeyi söylüyordunuz ya, son yolcuyu biri keşfetsin diyordunuz. Ay çok güzel. Onu Jale keşfetmiş, biliyorsun değil mi son yolcuyu? Biliyorum. Az önce onu da söyleyeyim falan dedi bana. Ben dedim çok sevinirim. Çok sevinirim. Çünkü diyorum ki aklı olan varsa bugünlerde bunu ya film yapar ya diziler oluyor durmadan. Çünkü hakikaten müziği de çok güzeldir, manası da çok güzeldir. Son yolcu oluşundan da iftihar ediyorum. Nereden bulmuşum yolcuyu? Evet. Şahane Hanım. O çirkin sesinizle bir kere daha ötünüz. Söndür ışığı da uyu yanımda, yan güneş olmadan. Gitmiş olacağım belki burada, ağlar sesin kulağında. Sıcaklığın ise hala avucumda. Sokulsam yanına yağmur öncesi gibi yaşla doldu gözlerim. Kalbimden en son geçen yolcu, yolcu sensin. Acılar sevinçlerin, sevinçler acıların gölgesi. Bazen düşer başımdan aşkın da böylesi. Yağmur öncesi gibi yaşla doldu gözlerim. Kalbimden en son geçen yolcu, yolcu sensin.
hasret alır ya. Kimi aylarca, kimi yıllarca bir yaşam can kalır ya. Yağmur öncesi gibi yaşla doldu gözlerim. Kalbimden en son geçen yolcu, yolcu sensin. Kimin sevgi, kimin nefret, kimin hasret kurtardınız biliyorsunuz. Sesle yetişti, müzikle yetişti. Namusumuz kurtuldu. Bazı şeyleri okuyayım size, gelen mesajları. Bizler yıllarca aşkın Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi uzaklarda kaldığını düşünürken günümüzde de efsane şarkıların olduğuna aşkların olduğuna inandırdınız ve umutlandırdınız. Çok ama çok teşekkürler Fikret Hanım. Kocaeli'den Nevin Koçak. Aşkın peşinden koşalım mı? Aşktan korkalım mı? Ne yapalım bu aşkı? Ay, onsuz olur mu? Yaşadığınız her saniyeye yazık. Değil mi? Kendinizi kaldırın, kilitleyin bir odaya oturun o zaman. Değil mi? Olur mu öyle şey? Yaşam demek, sevgi hisleri demek, sevinçler demek, güzel şeyler demek. Olur mu yavrum? Doğru. Ondan sonra işte pat pat bilmem ne hastalığı, ismi lazım değil. Bilmem ne hastalığı, bir hep bunlar. Doğru. O duyguların, o sıkıntıların, o yaşanmamışlıkların. Evet, kötü duyguların şeyleri, meyveleri. Çok doğru. Tabii. Başka bir tane daha okuyayım. İnanılmaz keyifli Fikret Hanım, bazı insanlar hep yaşamalı, herkes tanımalı, sizi çok seviyoruz demiş. Ah canım sağ ol. Yaşamınızın film konusu olmasını istiyor musunuz? Niye yapmıyorsunuz? Hayır, diye bir şey var. Hayır, hayır, içerim. O kadar çok etrafta, o zaman Arap filmine döner. Yok canım, yok. Onun güzelliği bu mistisizm içinde gelişmesi. Gelişmesi böyle. Ve hep uzak olduğumuz için 3 ayda, 5 ayda, 6 ay bazen, ne bileyim 6 ayda bir kere darıldık, 5 sene darıldık. 5 sene konuşmadınız mı? Hayır. Şaka diyoruz, ay neler evet. Çıktı o zaman acaba? İşte ondan sonra benim oğlanlar diyorlar. Bu kadar mutsuz olursa biz gelsin, bizim bahçeyi ilaçlatalım diyor. Ne yaptınız 5 yıl? Çok sıkılmadınız mı? Çok, çok, çok üzülmediniz mi? Çok üzüldüm. Çok Ay ne üzüldüm. İnat. Hangi şarkılar çıktı o 5 yılda, hatırlıyor musunuz? Vallahi onların içinden birkaçıdır, ne bileyim ben hangisi. Hayır yani öyle çok, çok böyle hani çok canım yanarak 5 yıl ayol. 5 yıl evet. 5 yıl. Hiç hatırlamıyorum. Öyle evet. Şey, en böyle hislilerden bir tanesi çıkmıştır herhalde. Herhalde. Olabilir. Herhalde. Şey yani ne zaman düşünme. Yazdınız? Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Aa, o çok şeker. Onu Garo beste yapmış bana. Ne olur Fikret abla buna söz yazar mı? Allah Allah, aldım elimi. Güzel bir beste baktım. Çünkü ben beste hastalığı çekiyorum ya. Hadi eller cebe, pamuk eller cebe, kulaklara. Bana beste bulun, getirin bari. Yani bir tek memleketimizde sevebileceğim, edebileceğim, böyle ısınıp da üstüne bir şeyler yazıp lanse etmek istediğim bir beste istiyorum. Şu anda mı? Ay hemen duyuralım bunu. Evet, ne güzel olur. Evet de güzel diye getirirler böyle, sen de mahcup olursun. Hayır, teşekkür ederim. Ben getirmem de hani öyle bir şey getirseler
kapı çok sana getirdin demedim zaten. Ha, getirirlerse mahcup olurum dedim. Çünkü her şeyi beğenmeyeceğim. Doğru. Onu da duydum, çok sevdim. Birdenbire tesadüf, her yaşın bir güzelliği var temasına oturdu. Onun için o mevzuya dönüldü. O yoksa, da çok güzel bir şarkı. Tabii. Karocuğumuzun efendim, Kara Mafya'nın bestesi. Dinleyelim mi onu? Her yaşın ayrı bir güzelliği tabii, var. Tabii. Çok güzel söylemiyorlar. Ben o şarkıyı ne zaman, kaç yıl önce, şimdi şarkı bak, şarkıyı hatırlayamıyorum sözlerini. Nasıl olduğunu diyorum ki, ya bir şarkı var diyorum. Hani adamla kadın yolda karşılaşmış. Aa, senaryo hani bu. Hani senaryo kurusu. Senaryo. En sonunda bir hafta sonra bir anda geldi, hatırladım. Ay yani şarkı güzel. Ama yayında falan, ya neydi o şarkı falan diyorum. Bir sürü mesajlar geliyor, kimse bulamıyor. Senaryo yazdım ben. Kafamda çünkü onu dinlerken öyle bir şey yapmışım. İmajinasyona geçmişim yani. Senaryo yazmışsın işte. Hemen bir tane şey. Hemen bir dizi yapayım ben bunu. Dizi işte, dizi. Gözlerini almış uzaklara, dargın gibisin insanlara. Yabancısın sanki geçtiğin sokaklara, tozlu çapraşı yollara. Geçerken yanımdan o an tanımadın beni, hatırlamadın bile belki ismimi. Ben de değiştim sevgilim, en az senin kadar. İnan ki her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırakmam sana, geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Duygular vardır, duygularla beslenen. Belki yaşadık biz çok erken. Bir dönem gelir ömür boyu özlenen. Her anı canım seninle geçer. İnanmaz gözlerle bakma, bakma yüzüme. Artık mutlusun belli, benden gizleme. Hatırlayıp da üzülme, unut gülümse. Seviyorum inan seni her halimle. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Yüzündeki çizgilerinle, saçındaki beyazlarla benim için eskisinden daha güzelsin. Bırak varsın geçsin yıllar, bitsin artık bu korkular. Her yaşın ayrı bir güzelliği var. Var değil mi her yaşın ayrı bir güzelliği? Evet. Olmaz mı diyorsun? Evet, ben bazen eskiden böyle bildiğim ve de yaşlanmış arkadaşları, çocukları gördüğüm zaman
bazen diyorum ki ya bu gençliğinde bu kadar yakışıklı değildi. Bu nasıl böyle yakışıklı? Beyaz saç, vallahi billahi. Beyaz saçtan olurmuş. Bir de kadınlara var. Ah ah ben eskiden neydim derken. Ah bu yaşlılık işte. Kadın bir gençlik resmini gösterir evlere şenlik. O onu gençliğimde diyor. Bir de ona çok sinir oluyor. Evet 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 onlar da var doğrusu. Var, hepsi bir gençliğinde güzel değil mi öyle derler. Evet ah ben ah benim gençliğimi sen bilsen diye. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna gel. Devam edelim mi? Neyi nasıl istersin? Yok yok. Ben siz. Hani bitirelim yolu... daha öteki müşterileri de bekleteceğiz. İki tane daha yapacağız. Kapıya bir çocuk koyacağız. Millet kesecek. Bari bir şey yarasın. Peki hangi şarkıyla bitirelim? Ne hangi şarkıyı istersiniz? Böyle bir anda ilk aklınıza gelen şarkı. Sensiz yıllarda tabii. Sensiz yıllardayı. Onun sözlerini indirmedik. Boş, hoş görsen. Evet orada bir laf vardır. Hoş görsen affet gitsin aldırma. Yine geldik Gündüzki Bey'e. Dedik ben de kızmıştım. Aytar'a kızdım herhalde. Ondan sonra sinirleniyorum onu. Katya siliyorum dedim gelmesin görmeyeyim suratım. Fikret ama bak dedi sen hoş görseni yazmış insansın. Bırak dedi insanlarla yani kırma da bitme. Aa. Yazmışsam hoş görsen dedim. Hoş gör ben mi dedim. Çok doğru. Hoş görsen dediysek yani. Yapış. Onu yazmış kadınsın. Nasıl diyor hoş görmezsin de. Ben de hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim. Hoş gör ben demedim ki niye hoş göreyim diyorsunuz ya. Evet. Fikret Hanım çok teşekkür ederim. Estağfurullah rica gerçekten ederim. Gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki sen de akıl ettin de biz de bu sıkıntıyı sevke çevirdik. Şu uçtaki kızımızın da sayesinde. Jale'nin. Canım çok hayatım. Harikaydın. Teşekkür ederim. Çok keyifliyim ve kendimi gerçekten çok şanslı istiyorum. Ay hissediyorum. Yavrum. Biz de öyle. Teşekkür ediyorum sizlere. Bu kadar güzel şarkıları armağan ettiniz bize. İnşallah. Yol açtınız. Daha güzellerini de ederiz canım burada. İnşallah. Çocuklar size de. Biz yol Allah açıldı bize. Olsun. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Kımbırdamasanız hiç daha sesiniz de çıkmayacak. Jale'cim çok teşekkür ederim. Gerçekten sana apayrı çok özel bir teşekkür ne demek? Ediyorum. Yıllar sonra bir de yatağından kalksın geldin. Kısmet evet. Dört Göz albümü bekliyoruz. İnşallah çok güzel bir anı oldu benim için ayrıca evet, bu gece. Evet gerçekten bizim için de oldu yani. Nerede o derken bir anda burada buluverdik. Seni ne güzel. Efendim şeref verdiniz. Az efendim hanımefendiciğim aklınızla yaşayın. Bizi yeniden eskiye döndürdünüz ve bugüne getirdiniz. Siz bize o çok kadar teşekkür. Güzel şeyler yaşattınız ki sağ yıllarca müşahitlerinde bizim yaptığımız hiçbir şey değil. Çok çok mersi, çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. İnşallah en yakın zamanda Ayda Pekkan'ın dediği gibi. Ajda'yla yaparız. Evet. Hayır bir tane daha yapacağız. Kimle olursa olsun. Tamam. Bir Jale daha buluruz elbette. Jale ben, bir tane. Ben gelirim gelirim. Ne zaman çağırsanız gelirim ben. Çok teşekkür ederiz hepinize tekrardan. O zaman bir hoş gör seni dinleyelim. Hoş gör ben. Hoş gör ben. Sen neler dönüyor şu garip dünyada arkadaşlık düşmanlıkla yan yana bazen sebep bir aşksa çoğu zaman da para değiştirir insanları hep bir anda hiç bunları kendine dert etmeye değer mi şu kısacık ömürler yeter mi hoş görsen affet gitsin aldırma büyüklük sende kalsın sonunda sen sarıl o sana sarılmasa sen unut unutmasa hoş görsen affet gitsin aldırma büyüklük sende kalsın sonunda sen sarıl o sana sarılmasa sen unut unutmasa ay.
bizden neler dönüyor şu garip dünyada. Arkadaşlık, düşmanlıklar yan yana. Bazen sebep bir aşksa, çoğu zaman da para. Değiştirir insanları hep bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler geçer mi? Hoş görsen affet, bitsin aldırma. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmasa. Sen unut, unutmazsa. Hoş görsen affet, gitsin aldırma. Burada diyor ki hangimiz uğramadık sanki haksızlıklara. Dinle beni, sakın uyma şeytana. Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına. Büyüklük sende kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmasa. Sen unut, unutmazsa. Lay lay lay. Ne diyordunuz? Hangimiz uğramadı sanki haksızlıklara? Dinle beni, sakın uyuma şeytana. Pişman oluyor herkes sonra yaptıklarına. Esir olma boş yere gururuna. Şimdi olimpiyadayız. Birinci bölümünü söylüyor Ajda. Şimdi ikinci bölümü de ben söyleteceğim. Şimdi adamcağız, Fransızlarda biliyorsunuz ha harfi yok. Tesadüfen de ikinci bölüm ona düştü mü? Birinciyi söyledi. Hadi zordan 40 tane bastık. Enrico'yu söylettik. İkinci de. Şimdi adam ha diyemeyecek ha onların. Hangimiz uğramadık sanki? Haksızlıklara. Ciğir çıkıyor. Adamın dişi hiç unutmam onu böyle o har har harfinden. Bu şarkı hep o geliyor değil mi aklınıza? Hep aklıma gelir. Bu arada sizin gelininiz Şebnem çok teşekkür. Şu mikrofon çıkarttın mı sen de konuşabilirsin. Gerçekten çok teşekkür ederim. Böyle bir gece geçmemize sen vesile oldun. Çok tabii çok o vesile oldu benim. Evet. Hep ben reddediyorum hayatta çünkü sıkıntıya gelemem. Böyle uzunda oturamam yumurta soyacakmış gibi. Evet, şu anda burada inanılmaz bir enerji var. Ben inanamıyorum nasıl çıktım buraya diye. Bilal mesaj çekmiş. Şebnem'i çağır diye. Şebnem de çünkü önceden koş beni sakın çağır. Baktım orada ne güzel kızıyla ikisi böyle tempo tutuyorlar. Bu da çok güzel bir anı olarak kalacak. Yapamadım evet. Yani. Vicdanım yani, el vermedi. Evet, bir anda müthiş bir gece oldu lafların hakikaten. Lafların sonu bitmez efendim. Hepinize çok teşekkürler. Ceylancığım çok çocuklar, teşekkür ederim. De. Çok çok merhaba. Efendim çok teşekkür ediyorum size. Tekrar. Efendim ben de size çok teşekkür bütün ediyorum. Bütün şarkılarınız için bütün herkes adına tekrar teşekkür ederim. Sağ ol çok ediyorum. Teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere inşallah. İnşallah tekrar. Tabii. Yarın akşam saat 23.30'da görüşeceğiz. Çok merhaba tekrar. Teşekkür ederim.